Evet, çok değerli konuklarımız var ki bunlardan biri Ilgaz Şınar. Hoş geldiniz yayınımıza. Serdar Sarıdağ, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mehmet Ayan, hoş geldiniz. Merhaba. Ve uzun süredir bu stüdyoda görmek istediğimiz, beklediğimiz birisi sevgili Hamdi Aslan. Hamdi Hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler, teşekkürler. İyi nasılsınız, yayınlar. İyi misiniz? İyi vallahi, yaramazlık yok. Trabzon'dan geldik. Maç oynadık, kupa aldık derken Trabzon kazandı. Olarak. Camia olarak. Tebrik evet. ederim. Yani mutlu bittiler. Pazarda maç var. Pazarda maç var. Güzel bir maç bizi bekliyor diye düşünüyorum yani. Yani bakıldığı zaman Trabzonspor belki ileride konuşacağız. Yani bordo mavi renklere gönül verenler bu aralar son derece mutlu. Ya çok mutlular yani bakıldığı zaman. Yani kupa ne olursa olsun iyi oyunda da kötü oyunda da kazanılmış kupa her zaman değerlidir. Peki Mehmet Ayan, sizinle başlayalım. 90 dakika Galatasaray 2-1 kazandı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir maçtı size göre? Fatih Hoca'nın değişiklikleriyle gelen bir maç oldu ama... ilk yarı itibariyle Mustera'nın bir iki kritik yere devreye girmesi ve en başında da tabii rakip defansının, Ilgaz daha detaylandırır onu, rakip defansının Tosya ve Olkoski ile yapmış olduğu o savunma setlerinin Galatasaray'ı offside'e düşürmesi, sonrasında ise ikinci yarıda Onyekuru ile beraber gelen çözüm. Çok detaylı konuşabiliriz ama Kerem Aktürkoğlu ve Onyekuru için harika bir karşılaşmaydı ve Galatasaray 3. Onyekuru dönemini herkesin sözünü ettiği gibi son derece kıymetli ve değerli bir galibiyetle başlattı. Salı akşam Başakşehir, cumartesi günü Fenerbahçe karşılaşmaları var. Bu üçlü serinin bir numaralı karşılaşmasından alınabilecek ekstra bir kötü sonuç Galatasaray adına diğer iki maçı da etkilerdi. Ama şu anda oyun, moral, muhtemelen Fatih Hoca'yı biraz sonra takımından ikinci yarıda oynadığından zevk aldım, onlara da zevk aldığını gördüm ve değişiklikler takıma fayda gösterdi türünde açıklamalar göreceğiz. Dolayısıyla Galatasaray için hem İstanbul'a çok keyifli bir dönüş hem de ötesi ne olacağı belli olmayan, nasıl performans göstereceği belli olmayan Medipol Başakşehir Futbol Kulübü karşısında çok büyük moral çıkılacak salı akşamki maç. Hamdi Hocam, herhalde Fatih Hoca o ikinci golden sonra arkasına döndü, bir şeyler söyledi. Maskeden dolayı fark etmedik ama neden Onyekuru'yu bu kadar çok istediğimi herhalde anlamışsınızdır diyordur hoca için. Ya tabii ki bugün skor üretmesi yani bu söylemleri birazcık daha yukarıya çekiyor. Yani oyuna bakıldığı zaman tabii ilk yarıdaki oyun çok farklı bir oyundu. Yani ben tabii ki bu kadar kalabalık bir orta saha grubunun bu kadar yavaş pas içerisinde girmesi, özellikle o geçişlerde çok yavaş oynaması, çizgi savunması yapmasına rağmen çok aceleci bir oynayan bir orta saha Galatasaray'da. Bence ilk yarın etkisiz oyunu bence biraz oradan olduğunu düşünüyorum. İkinci yarı tabii ki gol erken gelince oyun Onyekuru çözdü gibi görünüyor ama tabii ki yani o skor biraz daha uzasaydı neler olurdu? O birazcık daha farklı bir yere gidebilirdi. Yani çünkü baktığın zaman hızlı hücuma çıkan, eksik yakaladığı zaman etkili olan bir Gaziantep forveti var. Çok çabuk oynuyorlardı. Onu ilk yarı çok bence çok doğru yaptılar. Ama dediğim gibi ilk yarıda Babel'i de sayarsak bu kadar kalabalık bir orta sahanın bu kadar kötü paylaşım içerisinde birbirinden habersiz bir oyunu Galatasaray'a etkisi olduğunu gösterdi. Ama ikinci yarı gelen gol sonucu Galatasaray'a getirince tabii ikinci yarıdaki oyunu Fatih Hoca beğenecek mi yoksa Onyekuru'dan dolayı mı kazandık diyecek? Ben de bunu merak ediyorum. Kritik bir noktada bıraktı hoca Ilgaz Şınar. Neler eklemek istersin? Yani Onyekuru tabii ki oyuna girdikten sonra rakip Gaziantep Futbol Kulübü savunmasının yapmış olduğu offside tuzağını biraz daha bozdu. Çünkü Ryan Babel maçın ilk yarısındaki hareketlenmeleri hep merkezden atılan toplardan ama direkt atılan toplardan hareketlenmeydi. Galatasaray'ın daha önce denemiş olduğu pas stili. Yani o yüksek cross pas dediğimiz paslarla denemelerdi ve ya atan geç kalıyordu ya da Toşça çok iyi ayarlıyordu savunma çizgisini. Ama ikinci yarı Onyekuru'nun bir özelliği şu, çok geriden imelenerek de bu koşuları atabiliyor savunma arkasına. Top kazandıktan sonra da yapabiliyor. Veyahut da bağlantı oyuncusu olduktan sonra da yapabiliyor. Bu biraz denge bozucudur. Yani özellikle ikinci golde Kerem Aktürkoğlu'nun müthiş asistini atlamamakla beraber orada daha farklı bir oyuncu profili olsaydı tekrar offside'e düşmüş olabilecekti. Onyekuru bu ayarlamaları çok iyi yapıyor. Ama sevindirici mi, düşündürücü mü bilmiyorum. Ama uzun süredir maç oynamayan Onyekuru'nun, yani neredeyse 5 aydır oynamayan Onyekuru'nun bu maçı kadar hazır olması evet. Maçı çözmüş olması Galatasaray adına oldukça sevindirici. Ama genel futbol iklimi olarak da düşündürücü mü yoksa Onyekuru çok büyük bir profesyonel mi? O da daha sonra tartışmaya açılır ama Onyekuru bu ligin bug'ı olduğunu bir kez daha çözümü olduğunu gösterdi. Bu arada görüntüler canlı olarak Gaziantep'ten geliyor değerli izleyiciler.
Maç sonundaki açıklamaları ekranlarınıza taşıyacağız. Yine her iki teknik adamın da karşılaşma sonrasında yapacağı açıklamalar, basın toplantısındaki detaylar ekranlarınızda olacak. Aspor ekranlarında olacak. Bir taraftan haftanın maçlarını konuşacağız. Transferde her şey an meselesi. Arda arda isimler açıklanıyor. Programımızın içinde de beklediğimiz önemli gelişmeler var. Daha doğrusu haber merkezimizin peşinden koştuğu bilgiler vardı. Bakalım kalan dakikalarda bunların detaylarını öğrenebilecek miyiz? Sevgili Serdar, 3 gollü maç ama Onyekuru ve Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaray'ın domine ettiği ikinci yarı. Şimdi baktığınızda değişiklikleri Fatih Terim yaptığı gibi gözüküyor ama aslında mecazi anlamda söylüyorum. Bence Sapinto Hoca yaptı. Çünkü öyle bir taktik uyguladı ki adam dedi ki Sokcu Onyekuru'yu oynar artık. Ben hazır bu çizgi savunma anlayışını uyguluyorsam, önde basıyorsam, arkama Babel bile kaçıyorsa Onyekuru kim bilir ne yapar. Babel arkasına kaçtı ama hep offside'de yakalandı ama Onyekuru özellikle ikinci golde Kerem'in verdiği pasta müthiş bir arkaya sarkış. Bence bu değişiklikleri Fatih Hoca değil, Sapinto Hoca'nın kendisi yaptı. Oyuna çağırdı yani Onyekuru'yu. Birincisi bu. İkincisi ben Monaco'nun halen çözemedim. Onyekuru niye almıyor, niye oynatmıyor, niye değerlendirmiyor? Çözebilmiş değilim yani. Onyekuru bizim ligimizde hayli hayli oynara hiç katılmıyorum. Bence Onyekuru gibi bir adam birçok ligde oynar. Niko Kovacs'ın oyun anlayışıyla da alakalı. Şunu unutmamak lazım. İşte ben onu orada emin değilim. Nasıl bir anlayış? Orada İspanyol Hoca Onyekuru'yu ısrarla geri çağırmıştı. Fakat İspanyol Hoca'nın çalışma hayatı o kadar uzun sürmedi. Hemen Niko Kovacs geldi ve farklı bir oyun kurgusuna döndüler. Üçlü savunma herhalde. Yani stoper... Yok herhalde kurgu derken hani hücumu daha farklı şekillendiriyorlar. İki santroforla oynuyorlar. İki santroforla oynadıkları için de orada Onyekuru'ya yer açılmadı. Rakamları Onyekuru'nun ekranlarınızda. 45 dakika, 2 şut, 2 isabet, 2 gol. 2 çalım, 17 topla buluşma, 6 isabet, 5 ikili mücadelenin 3'ünde kazanmış. Yani hücumcu bir oyuncudan tabii bu rakamı bulmak, ikili mücadele rakamı da çok kıymetli değil mi? İkili mücadele derken hani son ikili mücadelenin içine bunu da sokuyorlar bildiğim kadarıyla. Hakem bitiş düdüğünü çalmadan önce Onyekuru topu aldı. Tekrar Gaziantep Futbol Kulübü kalesine yönlendiğinde bir kademe geldi. Topu kazandılar. Hani o son andaki mücadeleleri bile söylüyorlar. Ama Onyekuru'nun ikili mücadeleden kastımız biraz da şu. Onyekuru rakip takım savunma yani hücum setindeyken hep orta yuvarlığa doğru yaklaşır ve olası bir uzaklaştırılan topta Onyekuru'nun hava topu kazanma becerisi de çok yüksektir. Yani timing kafayla, sıçrama kapasitesi de yüksek. Çok yüksek. Kafayla indirir indirmez bir de koşuya başlaması onu daha da değerli hale getiriyor. Bu maçta da yaptı bir iki tane öyle hatta. Cezası taç çizgisine gelen topu kafayla Oğuz Ceylan'dan aldı. Kafayla indirdi. Bir hücumun tekrar şekillenmesine yardımcı oldu falan. Değerli oyuncu. Çok değerli oyuncu. Bir taraftan bu takımlar şampiyonluk yarışındaki takımlar Hamdi Hocam. İzlerken hani sezonun devamını nasıl getirebilirler, yarışı nereye kadar sürdürebilirler ya da bir yerde alıp koparabilirler mi diye bakıyoruz. Galatasaray bugün özelinde size sezonun devamı için ne vaat etti? Yani bakıldığı zaman yukarıdaki takımların yani çok inişli çıkışlı kimler şu an bir grafik yaşıyor. Yani biraz tabii ki Gaziantep, Hatay yani bu takımlar Alanya yani bunlar biraz kadro olarak bunlar yaşamalarını çok normal görüyorum. Ama tabii ki bu üçlü dörtlü grubun içerisinde Galatasaray'ın bu anlamda birazcık daha ben... ya o iniş çıkışı çok yaşadığını düşünüyorum. Hem oyun olarak hem skor olarak. Yani tabii ki bugün ilk yarıdaki oyuna bakıldığı zaman ki bu oyunu çözemeyecek bir Galatasaray takımı, Galatasaray kalitesi yani beni çok düşündürdü. Hani kendi sahanın ortasında çizgi savunması yapan bir defansa karşı hala merkezden yüksek toplar bana çok tuhaf geldi. Yani eğer oyun böyle oynanıyorsa kenarları kullanıp en azından Galatasaray gibi yani kalitesi yüksek oyunculardan oluşan bir takım bunu çok rahat çözmesi gerekiyordu ki ilk yarı bence çok acemice bir orta saha oyunu ve hücum oyun planı vardı. Yani o yüzden ben Galatasaray biraz beni düşündürüyor bu anlamda. Yani o istikrarı çok fazla yakalayamadı. Yani deplasmanda tabii ki Gaziantep maçını kazanmak çok büyük bir değerliydi bence. Yani bence deplasmanların en zorlarında bir tanesini geçtiler. Bu bir tabii ki bir moral. Onyekuru'nun tabii ki dönmesi de yine de bir moral olacak ama yani bunun devamı nasıl geleceğini sorarsan çok fazla net bir cevap veremem. Yani yine ben o inişi çıkışı yaşar mı diye düşünüyorum ama bu orta sahanın bu yavaş oyunu, Belhanda'nın bu kadar çok beklentileri olup da bu kadar duyarsız bir oyunu
Galatasaray'ın bence işini birazcık zorlaştıracak diye düşünüyorum. Emrah Baba'yı bugün nasıl buldunuz? 45 dakika oynadı. Yani orta sahadaki oyun o kadar bozuktu ki dediğim gibi yani Babel'i de kattık oraya. 6 tane orta sahalı oyuncunun ama birbirlerine çok haberi olmayan, öne nasıl gideceğini çok fazla bulamayan bir oyun içerisindelerdi. Yani rakip o kadar topun arkasında kalıyor ve birebir teması da değiller. Yani araya koşabilecek, kenardan olabilecek, oyun içerisine girebilir ama ben tabii ki Emre Akbaba, Emre Kılıç bunlar birazcık olsun içerideki oyuncuların doğru oyunlarıyla güven gelip oynayabilir. Çünkü bu tip oyuncuların çok kolay güvenlerini kaybedebiliyorlar karakterleri gereği. Yani o yüzden ben bu oyuncuların tabii ki oradaki yavaş oyunu, etkisiz oyunu takımın oyuncular da etkileye düşüyorum. Yani bugün Emre Kılıç sağ kenar oynadı. Zaman zaman Sivas'ta bu oyunu oynamıştı ama yani oradaki o içeriye çabuk oyununu çok yakalayamadı Galatasaray. Dediğim gibi top Galatasaray'da çok fazla kalmadı. Oyun çabuk oynanmayınca Emre Akbaba, Emre Kılıç'ın performansı şimdi bu seviyede olması çok normal. Hocanın o dediği 4 tane oyuncu çoğalarak devam ettiler. Nasıl söyleyeyim? Emre Akbaba yerine Harry Onyekuru'ya bıraktı. Henry Onyekuru sol önde oynarken Arda yarı şeye geldi. Merkeze geldi. Merkeze doğru geldi. Belhan da oyundan çıktı. Kerem girdi. Kerem Emre Kılınç'ın yerine girdi. Emre Kılınç geriye doğru geldi. Sonra hem Arda çıktı hem Emre Kılınç çıktı. Etobo'yla Ömer Bayram geldi. Yani hocanın sözünü ettiği o etkisizlik maç içerisinde değiştirmeye çalışsam bile belli yerlerde tamam oldu. Ama özellikle şuraya not aldım. 65'ten sonra yanılmıyorsam Galatasaray orta sahayı epey bir verdi. Yani ikinci gole 65'lerden sonra ikinci gole 77. dakikada Saracchi'nin çizgiden çıkarttığı top bence maçın en büyük kırılmasıydı. Olabilirdi. Ondan sonra dönen top gol oldu. Yani 65'te 78-80 arasında Galatasaray orta sahayı tamamen rakibe teslim etmişti. Zaten o yüzleştirilir orada geldi. Emre Kılınç. İkinci yarıya iyi başlamak önemliydi. İkinci yarıda hatalarımızdan ders çıkarıp ikinci yarıda yeni arkadaşlarımızla çok daha güçlü bir Galatasaray izleteceğiz diyor. Karşılaşma sonrası ilk açıklamayı yapan sarı kırmızılı futbolcu. İlk yarıya da Gaziantep maçıyla başlamıştı sarı kırmızılılar bir galibiyetle. Ve yine Hamdi hocamın da söylediği gibi çok zor deplasmanlardan biri Gaziantep. Kimsenin giderken evet 3 puan cebimizde diyebileceği bir... Çok uzun süre sonra ilk yenilgilerini aldılar zaten. Bir 17 maç sonra. 17 mi 18 maç sonra mı ne? İşte 18. maçta. 18. maçta ilk yenilgilerini aldılar. O da Galatasaray'a karşıydı zaten. Son mağlubiyetle mi Galatasaray'a karşı? Mağlubiyet Galatasaray'a karşı değil mi? Yanlış bir şey söylemeyin. Arada bir kere mağlup oldular. Benim bilgim yok. Benim bilgim arada yok. Bir tane mağlup olmuş olabilirler. Son yenilgi Galatasaray'a karşı olmuş. O konuda bilgim yok. Ama iç sahada çok uzun süredir. Galatasaray mağlup olduğunu çok iyi biliyorum. İç sahada çok uzun süredir mağlup olmadılar ama. İç saha için. Neredeyse bir sene. Tabii. 18 maç dediniz bir seneye tekabül eder. Yani ilk dışta oynuyorsun, içte oynuyorsun öyle ifade eder. Evet bu arada Gaziantep'in iç saha maçlarına da bakıyorum son olarak nerede kaybetmiş. Geçen sene. Fenerbahçe 2-0. Heh. 18 Ocak. Evet. Geçtiğimiz sezon. Evet. İşte bir sene dedim. Bir sene olmuş. Tam bir sene yani. Ha? Son mağlubiyeti içeride Fenerbahçe'ye karşı alıyorlar. Ardından hiç kaybetmiyor Gaziantep Futbol Kulübü bu akşama kadar. Sevgili Serdar, bir taraftan devre arası transfer... De hep şunu konuşuyoruz. Yani oyuncular geliyor ama takımlara ne katıyorlar ne katmıyorlar. Onyekuru, Halil girdi oyun alanına. Ve belki işte bir hafta sonra, 10 gün sonra Mustafa Muhammed girecek. Ve belki başka isimler de girecek. İşte İrfan Can konuşuluyor. Konuşulan çok fazla isim var. Bu anlamda da şanslı herhalde Galatasaray bu akşam özelinde. Tabii devre arası transfer döneminin en şanslı kulüplerinden biri. Baktığınızda bir tarafta Fenerbahçe'de Mesut Özil var ama Fatih Terim'in o basın toplantısında saydığı isimler kadar oyuncu geldi neredeyse. Ki Onyekuru onlardan biriydi. Mustafa Muhammed bunlardan biriydi. Bir tek Biskay'da şey yok şu an. İrfan yok. Ama bonus şey var. Dervişoğlu var. Halil İbrahim Dervişoğlu evet. Var. Dolayısıyla devre arasında yönetim İrfan'ı almasa da Fatih Hoca'ya biz gerekenleri yine de yaptık diyecek. Çünkü devre arasında transfer, mesela Beşiktaş o sıkıntıyı yaşıyor. Öyle kolay değil transfer yapabilmek. Hele Onyekuru'ya gidip hemen bitirebilmek. Bence en nokta transfer Onyekuru. Neden? Çünkü Fatih Hoca her transfer döneminde onu istiyor. Alamadığı dönemlerde de sıkıntı yaşadı. Ve bir kez daha söylüyorum. Rahatlıkla Monaco'da değil, Paris Saint Germain hariç oradaki bütün takımlarda oynar ilk 11'de. Çünkü PSG'de inanılmaz yıldızlar var. Bana göre devre arasının üretkenlik anlamında diyorum en iyi transferlerinden biri. Bu arada Kerem Aktürkoğlu'nun da açıklamaları ekranda. Forma rekabeti çok güzel bir şey. Onyekuru girip 2 gol attı. Onyekuru geliyor, o geliyor, bu geliyor. Kimse formayı bırakmıyor. Bu bizi daha da yukarıya çıkaracak. Artık zirveye çıkmak istiyoruz diyor
Kerem Aktürkoğlu, Sarı Kırmızıların genç oyuncusu. Evet, geçen hafta oyuna sonradan girdi. Galibiyette çok büyük payı var. Attığı ikinci golde, yani atılan ikinci golde bugünkü. Topu yine ara pası muazzam. İlk 11'de oynayabilseler keşke en kısa zamanda. Bakın ilk 11'de oynayabilseler. Ama bu tip oyuna yani, girip bu tip oyunu değiştirmek bu kadar da çok daha değerli. Şu anlık bunlar çok önemli şeyler. Yok, kabul ediyorum. Ben niye ilk 11 oynatmıyor demiyorum zaten. Yavaş yavaş inşallah oraya doğru gitse. Yani eğer girip de bu kadar oyuna değer katıyorsa tabii. Bu onun bir yani başlangıcı. Bu yaştaki futbolcuların da mesela Sergen Hoca Rıdvan'a şunu söylemiştir. Ya her maç oynayacaksın diye kendini şartlandırma. Yaşın 19-20. Önünde çok zaman var. Şimdi bu yaştaki futbolcular da onu düşünmeli. Ya ben Serdar, zaten oyuna... büyük olasılıkla bir Arda yok önümüzde. Mesela Nihat da böyle dedi belki. Bir maçı vardır Nihat KVC'nin de. Yani bir Arda bir Nihat yok karşımızda. Yani o yüzden o kadar çok büyük bir yetenekten söz etmiyoruz. O çocuklar biliyorsun Kerem girdi, girdi aldı formayı devam ettiler Arda olsun. Onlar başka. Ha, işte o seviyeye Sergen falan değil. Onlar yani başka. Değil. Tabii Sergen Hoca da yani mesela. Dolayısıyla şeyde de vardır. 17 yaşında Hami Hoca falan da öyledir büyük bir ihtimalle. Yani, o başka. Yani, bu öyle bir şey değil ama. Ama ben niye bunu söylüyorum biliyor musun? Senin uzmanlık alanın olduğu için söylüyorum. Estağfurullah. 4 kulübün borcu toplamda ne kadar? 14 lira. İşte bitti. Böyle yetiştireceksin. Böyle kapatacaksın. Tamam, tamam. Yani senin artık bir dakika ya daha sırasını beklesin. İşte Arda değil falan deme şansın yok. Senin bu borcu eritmen lazım. Bunun da bu çocukları yetiştirelim. Benden önce yöneticilerin demesi lazım. Tabii ben onu söylüyorum zaten. Gecenin kahramanı Henry Onyekuru neler söylemiş? Bakalım. Her zaman Allah'a çok şükrediyorum. Tekrar Galatasaray forması giydiğim için bu formayı giymek çok büyük onur diyor Henry Onyekuru. Bir kere tüm transfer dönemi boyunca şunu biliyorduk. Geçtiğimiz sezonda aynı şekilde. Onyekuru Galatasaray'da çok mutlu. Ve Galatasaray'a gelmek istiyordu. İngiltere'den de Galatasaray'a gelmek istiyordu ama şartlar uygun değildi. Yani istenen, talep edilen rakamlar çok fazlaydı. Kiralık gelmişti. Bir kez daha yine Galatasaray. Hamdi Hocam bir de böyle bir şey var. Hani ve bu arada Cagne'nin veda fotoğrafı. Mbaye Cagne uçağa binerken bu fotoğrafı Instagram'a mı koymuş arkadaşlar? Bu Instagram sayfası galiba. Evet. Galatasaray'ı her zaman seveceğim diyor. Mbaye Cagne şu an için elveda diyor. Takıma da başarılar dilemiş. Ve özel uçakla İngiltere'ye gidiyor. Galibiyeti de kutlamış. Arkadaşlarıyla da Florya'da vedalaşmıştı. Evet. Big Sam'in korner organizasyonlarında Mbaye Cagne'nin gol atmasını bekleyecek Galatasaray taraftarı. Evet, şu an için elveda güzelmiş yalnız. He. Bu Cagne'yi alan futbol aklı kim acaba? Efendim? Galatasaray'a mı? West Bromwich'e mi? West Bromwich. Soyunma odası da ekranlarınızda. Kim? Bir yanlış yapmam için baktım. Umarım baltayı taşa vurmam. Ilgaz düzelsin beni. Terano'ya görünüyor. Terano. West Bromwich'in sport direktörü olabilir mi kendisi şu anda? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir bakalım. Yani ben hiç bilgim yok. Çünkü bir sportif direktör falan arattım. Terano'ya karşılaştım ama canlı yayında böyle bir gol yemek istemem. Bunu şöyle düşünmek yanlış lazım. Yanlış da olabilir yani. Onyekuru şöyle devam etmiş. Dürüst olmak gerekirse %100 fiziksel olarak hazır değilim. Ancak bir faktör var. Bu faktörün adı Fatih Terim diyor. Evet. 45 dakikada zaten. Yani dedik ya bir de ben Henry Onyekuru'yu geçen seferki gelişinden biraz daha zayıflamış gördüm. Yani zayıflamış derken biraz daha fitleşmiş. İncelmiş. Biraz evet. Daha incelmiş bir gördüm ama. İlk geldiği seneki gibi. Hiç şeyi hissettirmedi. O fiziksel yani olarak hazır olup olmadığını hissettirmedi. Gayet hazır gözüktü yani belirli noktalarda. Ama Cagney'in gönderilmesi bir yönetim başarısı. Mbaye Cagney'le de alakalı. Bu bir menajer başarısı çok da olabilir. Çünkü çok menajerler büyük. Genellikle doğru işbirliklerini yapabiliyorlar ama bunu bir nevi championship içinde yani bir alt ligi içinde hazırlık olarak da bakmak lazım. Sadece Mbaye Cagne'yi Premier Lig'in oyuncusu olarak değil. Eğer istedikleri bir ışığı görebilirlerse ondan gol katkısı olarak veya oyun katkısı olarak West Bromwich Albion çünkü düşme adaylarının en başına geliyor Premier Lig'de. Alta düştükleri anda belki Mbaye Cagne gibi bir oyuncuyla devam etmek isteyebilirler. Çünkü orada da hem Nuhadiko Gaziantep'te izlediğimiz o hızıyla fark yaratan bir adamdı. İşte Brit Asamoah gibi oyuncular var. Onlar birazcık daha iş yapabilir durumdalar bir alt ligde. Onun hazırlığı yani, da olabilir. Bir de West Bromwich baktığın zaman Premier Lig'in hücum anlamında en zayıf takımı. Evet. Yani çok savunmasıyla beraber iş yapmaya çalışıyor. O zaman Kasımpaşa'daki Cagne'yi aldılar. Galatasaray'daki Cagne değil. Yani tabii belki skorlara bakmışlardır ama ben oyun içerisinde o hızlı hücumlarda Cagne ne kadar oyunun içerisinde değer katacak. Yanında bir Trezeguet varsa orada. Yani bilmiyorum ben. Bana göre yani. De yani biraz büyük bir başarı diyelim hani Galatasaray'ın şey yapması. Yani o geniş alanların Cagne'yi nasıl kullanacak o hızlı tempo. Ama hocam şunu söylemek lazım. Yani çünkü rakip alanda oynayan çok bir West Bromwich bulmak çok zor. Ben şu tarafındayım. İdari tarafındayım. Cagne'yi Premier Lig'e sokup bir kiralama bedeli alıyorsun. Oradan gelen parayla
Mısırlı golcüyü alıp kadroya dahil edebiliyorsan bence yönetim başarısıdır. Yani alıp almak kadar satmak kadar önemli ifadesini bitiren bir hamle. Öyle baktığınızda. Sen menajerlik de olabilir ama sonuçta Mustafa Cengiz yönetiminin olduğu bir dönemde oluyor mu? Oluyor. O zaman ben yönetime yazarım. Bir de nasıl matematiklendirilecek bilmiyoruz ama 2.300.000 euro maaş olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Onu evet. Nasıl matematiklendirilecek? Öyle bir hesap makinesi icat edilmedi daha onu. Sonuçta bir başarı. Yani onu gönderip efendime söyleyeyim onun yerine heyecanlandıran Galatasaray taraftarını scouting anlamında heyecanlandıran bir Mısırlı golcü almaları bence başarı. Ve hiç beklenmedik bir lige gitti. Evet. Yani herkes Katar mı, Suudi Arabistan mı, oraya mı gidecek, oradan mı bir para gelecek en bayacaklı için deniliyordu. Adam Premier Lig'e gitti. En zor, yani. En zor olanı oldu evet, yani. En zor olanı. Hiç kimsenin etsen, aklına gelmeyen oldu. Tabii ki yani 5 tane lig seçsen seçmezsin onu. Yok asla. Yani öyle bir şeydi. Satın alma maddesi var mı? Var galiba. Onu bilmiyorum. Bir kap bir gelsin ondan sonra. Opsiyonu demedim bak maddesi. Maddesi. Zorunlu satın alma. Zorunlu satın alma. Yok yok Aspor'daki arkadaşlarımızın pek çoğunu. Arda'nın stories ekranlarınızda Onyekuru'yu mentionlayıp uçuyoruz diyor Arda Turan. Evet. Onyekuru. Bir tane daha geldi. Kerem Aktürkoğlu yine Arda Turan uçuyoruz diyor. Evet yeni isimler geldi. Galiba pas anını mı? Yok. Başka bir maçtan görüntü başka bu. Başka maçtan. Başka maçtan görüntü. Ben o pas anındaki gibi aynı şeyde aynı açıda çünkü o pas atıyormuş gibi de o yüzden. Esas attığı şut çok güzeldi Kerem'in. Kalecinin çıkarttığı şut çok güzeldi. Evet. Evet. O da benzer başıydı. Ben haftalardır Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nu bekliyorum oynasın ne yapacak diye. Beklediğim isimler var uzun süre Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ü. Beklediğine değdi mi? Ben ne göreceğimi biliyordum zaten. Beklediğinize değdin mi Mehmet Ayar? Çok çok çok. Muazzam. Nefis. Daha fazlasını göreceksiniz. Ben bu oyuncunun debisinin daha yukarılarda olduğunu düşünüyorum. Umarım. Tabii Hamdi Hocam'ın yanında bunu konuşmak yok, saygısızlık ama. Yani siz nasıl buluyorsunuz biz hocam? Biz futboldan gelmediğimiz için hocam. Yok hepimiz futbolun içerisindeyiz. Gelmek önemli ama hepimiz için. İçerisindeyiz. Yani o yüzden yani değerleriniz benim için çok çok önemli. Yani bu tip oyuncular tabii ki oynadığı süre içerisinde gelişirler. Yani o yüzden bence çok değerli. Takıma tabii ki sıfır sıfırlık bir oyuna girmek tabii ki bu yaştaki her oyuncunun teknik direktör anlamında güvenildiği abi, bir durum değildi. Herhalde önemli olan şu Galatasaray sezon başındaki Gaziantep maçından bu maçın ikinci yarısına kadarki dönemde bize şunu gösterdi. Sezon başındaki Gaziantep maçında tak 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 pas oyunuyla yendi. Döndü bugün ikinci yarıda araya bırakma oyunuyla yendi. Galatasaray oyun zenginliğini, oyunun repertuarını yükseltiyor. Oyun çeşitliği fazla bir takım haline dönüşüyor. Bu çok değerli olsa gerçi gerek. Ama bir Onyekuru'yla da bunu çok fazla hani değiştirdi, Muhammed değiştirebiliyor ve, gibisinde. Muhammed ve yandan gelecek Kerem'den de bahsedebiliriz. Yani olabilir. Buraya Halil de katabiliriz. Halil de katabiliriz. Çok tabii, ekstra tabii. Bir oyuncu olacak Halil Trabzon bence. Değil mi de? Trabzon. Benim hemşerim sayılır Akçabat'tadır. Babası da benim sınıf arkadaşımdı. Bu Kerem Aktürkoğlu'nun da birkaç nesil geriye gidersem bu da Trabzon'a çıkar. Kocaeli'li çünkü. Berat bile Trabzon'a çıktı sonuçta. Berat Trabzon'a çıktı değil mi? Evet. Yani böyle çok o anlamda zengin bir yer olduğumuz tabii ki şey yapılıyor ama dediğim gibi yani çok evet Onyekuru bugün çok iyi bir dönüş yaptı ama hani bu oyuna ne katacak? Hoca sen nazik bir adamsın şey diyorsun ya bu akşamki yani, Galatasaray'ı abartmayın diyorsun sen. Kesinlikle. Yani nazik olarak bunu söyleyemiyorsun. Yani tabii ki şimdi 60. dakikadan sonra orta sahayı verdi. Yani baktığı zaman çok eksik bir oyun çıktı orada. Saracchi'nin pozisyonu bence son derece ya, o da oyunu yani. Farklılaştırabildi. İlk yarıdaki oyuna bakıyorsun çok baskı kuramadın, çok pozisyon üretemedin, rakip daha tehlikeli geldi. Şimdi bu kadar bütünü topladığın zaman evet Onyekuru'nun o bölümünü sadece Galatasaray üzerinden gelecekle ilgili olumlu her şeye bakmak bilmiyorum biraz yanıltıcı olur diye düşünüyorum ben. Çünkü şimdi nasıl bir oyun belirleyecek Galatasaray Onyekuru ile beraber? Yani Fegoli girdik geldikten sonra muhtemelen daha farklı göreceğiz onu Onyekuru ile merkezde. Sen o zaman Fegoli'nin bu iki oyunu karıştırır mı diyorsun? Efendim? Yani hem at koş oyunu hem de o pas oyunundan bir karışım mı çıkartır? Biraz daha bir karışım çıkacak. Hücum zenginliği çıkar daha doğrusu. Fegoli'nin dönmesiyle ama merkeze dönmesiyle yani sağlam. Yani ben orta sahanın daha çabuk oynayan bir oyuncu grubundan oluşmasını daha çok değerli buluyorum. Evet. Yani Fegoli ve Onyekuru varsa orada Halil'in atletik olayı, gelecek olan Mısırlı golcünün de tabii Mısırlı'nın ki atletik olayını. Mısırlı'nın çok daha fazla atletizmi. Orada Galatasaray hani bugünkü Belhanda gibi veya hani formsuz Akbaba gibi eğer bu oyun yavaş oynanırsa Galatasaray yine o öndeki oyuncuların çok anlamlı olacak bir oyunu bulamaz. Zaten ilk yarı Gaziantep'in oyun kurgusunun daha da iyi gözükmesinin temel sebebi o yavaş oyunda Galatasaray'ın doğru karar mekanizmasını da veremeyip oyuncularının merkezde bütün o kalabalıkla topu kaptırıp hücum yemesiydi. Yani Gaziantep'i biraz daha hücuma çıkaran Galatasaraylı oyuncuların final noktasında çok sıkıntılı tercihler yapmasıydı yavaş olduğu için. Evet. Bir de çok doğru düşünme. Düşünce yavaşlığından bahsediyorum. Yani sadece yavaş hareket değil.
düşüncenin de yavaş zaten olması. Zaten top yavaş oynanıyorsa o düşünceden yani, geliyor zaten. Işte, ama Kerem Aktürkoğlu'nun atmış olduğu pas hızlı oyundan ve hızlı düşüncenin getirdiği bir pastı. Ona karar verdi çünkü hareketlendiği zaman evet. Kerem Aktürkoğlu. O de çevre kontrolünün de oyun görüşünün de iyi olduğunu gösteriyor ki Karaca Bey de hep bu kanatta oynuyordu zaten. Anagol Erzincan'daki golcü performansında Kerem Aktürkoğlu Onyekuru gibi içeri girip skor yapan veyahut da şut atan bir oyuncuydu. Ama Karaca Bey'de oynarken arkasında da İsmail Çokçalış vardı zaten. O zaman daha çok sağ önde oynayan ve daha çok doğrudan şut yerine pas beslemesi yapmaya çalışan, pasla beslemeye çalışan bir oyuncuydu. Ama işte hızlı düşününce de geliyor. Yani Belhanda yapamazdı bu işi. Yapamazdı. Yani bugün yani ilk yarım saatte bir topu aldığı bütün yer orta sahanın merkezi yuvarlağın içerisinde evet. Ve o kadar yavaş hareket ediyor ki yani bu topu öne taşıyıp önde pozisyon bulmak, üretmek. Yani Babel orada bir yerlere koşuyor ama hiç kimsenin Babel'den haberi yok. Evet. Öyle bir görüntü vardı. Yani bu oyun ilk yarı çözülmezdi zaten. Tabii. Ama dediğim gibi ikinci yarı ki oyun farklılıklaştırdı tabii ki her şeyi. Yani çabuk düşünme, çabuk oyun. Yani şu an ligimizin özellikle orta saha oyunları çok çok yavaş oynanıyor. Niye Beşiktaş şu an daha çabuk ikinci bölgede üçüncü bölgede? Çünkü çok hızlı oynanıyor. Orada Atiba'sı olsun. Yani bakıldığı zaman orta sahadaki o Mensah olsun. Mensah olsun. Yenilince çok çabuk hareket ediyorlar. Çabuk düşünüyorlar. Yani bu oyunu güzelleşiyor. Trabzonspor'a bir Berat'ın gelmesi orada Baker'ın yavaş oyununu bir anda farklılaştırıyor. Trabzonspor şimdi hücuma daha iyi gidiyor. Evet. Yani bir oyun değişikliği. Yani o yüzden ben bugün yani Galatasaray'ın genel orta saha yapısındaki o düşünceyi biraz daha değiştirmesi gerekiyor ki Onyekuru geldikten sonra bu daha önemli. O yüzden dedi ki zaten İrfan Can ismini özellikle Fatih Terim zikrediyor. Veyahut da benzeri profildeki bir oyuncuyu istiyor merkeze. Çabuk düşünebilen. Evet. Yani ben İrfan Can böyle sahayı atıyorum Mensah gibi kat edebilen bir oyuncu mu? Hız anlamında değil. Ama İrfan Can'ın da bir meziyeti çabuk düşünüp pas atması. Evet. O yüzden tercih ediyor muhtemelen. O yüzden ki Emre Kılınç, Arda Turan'ı ikinci yarı merkeze çekti. En azından daha çabuk düşünebilsinler diye. Şöyle yapalım isterseniz takımlarda dikkat çekici iki takımdaki dikkat çekici performanslarda rakamlara da bakalım. Hem Onyekuru'nun 45 dakikalık rakamına bakalım hem Kerem'in rakamına bakalım. Babel'in bugünkü performansı önemliydi. Puan tablosunda iç saha ve dış saha puan tablosunda Galatasaray puanları ilk kez eşitledi. 21'e 21 oldu. Bu sezon hem iç sahada 21 puan hem dış sahada 21 puan. Bunu yakalayan tek takım olduğunu da söyleyebiliriz. İç saha dış saha performansı sarı kırmızıların birbirinin aynı değerli izleyiciler. Sadece dışarıda bir galibiyet fazla. İçeride 3 beraberlik var. Deplasmanda Galatasaray'ın henüz ligde beraberliği yok. Peki ve Galatasaray'ın oynadığı ve oynayacağı karşılaşmalar. 2-1'lik Gaziantep maçı sonrasında Başakşehir'le oynayacak Sarı Kırmızılılar, ardından Fenerbahçe deplasmanı, ardından Kasımpaşa'yla içeride, ardından Alanyaspor deplasmanı, sonrasında Erzurumspor'la içeride oynayacaklar. Ankara Gücü Sivasspor diye devam ediyor haftalar ama Başakşehir, Fenerbahçe öncesinde Gaziantep deplasmanıyla başlayan 3 maçlık bir orada İlk zorlu süreç vardı. 7 puan çıkarttığı bir seriydi bu. Şu anda 7 puana fit misin derlerse? Gaziantep'i içine dahil ederek mi soruyorsun? 7'yidir değil mi ilk yarı için? Yani ilk yarıdaki gibi. Çünkü Galatasaray 3-3-1 ile başladı. Çünkü Fenerbahçe ile beraber kaldı kendi sahasında. Başakşehir ve Antep'i yendi. Antep'i yendi, Başakşehir'i yendi ama ondan sonraki... Alanya'ya kaybetti. Kasımpaşa'ya kaybetti. Sivas'la beraber kaldı galiba. Yok. Sivas'ı yendi yani. Sivas'ı yendi. 2-1 yendi. Sivas sporu geçti. Yani peki. Sonuç itibariyle ben bugün bunun bir halkanın ilk bölümü olduğunu, zincirin ilk halkası olduğunu ve devamında Sarı Kırmızılıların iki tane önemli karşılaşmasıyla beraber bu seti belki transferlere daha güçlü kapatabileceğine inanıyorum. Burada Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun rakamları mı var? Evet, 27 topla buluşma, 14 isabetli pas yüzdesi, %78, 3-2'li mücadelenin ikisini kazandı Kerem Aktürkoğlu. Genel rakamları böyleydi. Kaleyi bulan müştü var. Hücum rakamlarına da. Bakalım Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun genç oyuncunun. Evet. Bir şut isabetli, bir asist, bir orta, bir şut pası, bir çalım olarak tamamladı 45 dakikayı. İkinci golün mimarıydı. Ve bir pas arası, bir uzaklaştırma. Hemen Onyekuru'ya da Babel'e bakalım. Peki 17 topla buluşma. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili şunu söyleyebilir miyim? Evet. Kusura bakma hemen geçmeden. O savunma kısmında Kerem Aktürkoğlu'nun işte geliştirmesi gereken o. Çünkü maçın ikinci yarısında özellikle Maxim o kadar fazla Lines'in alanına girip Lines'i eksik yakalamaya, yani Lines'in belirli zaaflarından faydalanmaya çalıştı ki bazılarında da başarılı oldu hatta. Orada hep Lines Maxim'le baş başa kaldı. Kerem'in
O arkasındaki işleri de daha iyi yapıyor olması lazım. Bu konuda eksik mi yoksa bugün mü yapmadı? Bence biraz eksik. Eksik mi? Bence biraz eksik. Ve Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nda Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün altyapısında Mahmut'tan sonra çıkan en iyi ikinci oyuncu diyebilir miyiz? Altyapıdan çıkartma anlamında evet. Mahmut'tan sonra en iyi ikinci oyuncu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün altyapısında. Yani başka muhtemelen yoktur yani. Ama işte o altyapıdaki aldığı eğitimden değil, çok çabuk oynama isteğinden sebep sürekli kiralanmasından ve oynamasından kaynaklanıyor bir de. Bir de o var yani. Biraz daha gelişim sürecinin devam ettirmesi gerekiyor ama oynaya oynaya artık yol kat edecek Kerem'de. Peki Babel'in rakamlarına da bakalım. Babel nasıl bir performans sergilemiş? Ryan Babel hücum anlamında 2 şut, ikisi de isabetli. 1 asist, 1 şut pası, 1 çalımla oynuyor. Hücum rakamları böyleydi. 17 kez topla buluşuyor. İsabetli pas 8, %100 isabeti sağlamış. 6 kez ikili mücadeleye girip ikisini kazanmış Babel. Henry Onyekuru 2 gol, 17 topla buluşma, 6 isabetli pas, pas yüzdesi %75, 5 ikili mücadeleye giriyor, 3'ünü kazanıyor. 90 dakika sonrasında Henry Onyekuru bir pas arası var. Hücum rakamları 2 şut, 2 isabet, 2 gol, 1 şut pası, 2 çalımla 45 dakikayı tamamladı ki verim açısından puan skor tabelasını değiştiren isimdi. Merak ettiğiniz bir oyuncu varsa ona da bakabiliriz. Halil Dervişoğlu da 8 topla buluşma. Tabii 5-6 dakikadan bahsediyoruz burada. Evet. 3 isabetli pas, 4 ikili mücadeleye girdi. Birini kazandı. Yine Halil de önümüzdeki haftalarda daha fazla süre bulacak ama Kevin, iki taraftan da Mustafa Muhammed gelecek. Kevin Mirallas'a bakabilir miyiz? Etkisizlik anlamında. Yani sandığımız kadar, oyunun bize hissettirdiği kadar etkisiz miydi? Yoksa oradaki görevi mi daha farklıydı? Yani hücum hattında Kevin Mirallas, Noah Diko oynarken biz hep Diko'yu gördük. Yani takım savunmasında da Diko vardı. O oyun hücum anlamında da hep Noah Diko vardı. Kevin Mirallas'ın etkisizliği de Antep'in oyunu biraz sıkıntıya soktu bence. Ya da tam iyileşmeden mi döndü? Çünkü hafta boyu biz Kerim Mirallas'ın oynamayacağını... Evet, kadroda olmayacak deniyordu. Kadroda olmayacaktı. Evet. Dolayısıyla acaba Ilgaz'ın sözünü ettiği performans düşüklüğü sakat ya da hazır olmadan oynamasından mı kaynaklı diye düşünmekteyiz. Ya tabii bu geri dönüşlerde bu tip bence performanslar bu seviyeye gelmesi çok normal. Hemen %100'üyle başlamaması değil çok mi hocam? Zor. Yani tabii ki yani. Bir de önde olan bir oyuncu yani. Bir de dünya çapında bir oyuncu olduğu için yani en azından Avrupa çapında diyebiliriz. Hoca da biraz oynayacağın varsa bu maç da önemli. Benim için önemli. Çık oyna demiş olabilir. O her şey olmuş olabilir tabii. Ve rakamlar anlamında da çok iyi noktalara gelemedi karşılaşma boyunca Kevin Mirallas. Bir taraftan tabii transfer çalışmaları da devam ediyor. Sayın Abdurrahim Albayrak her deplasmana takımla birlikte giderdi. Belli ki çalışmalar yoğun, bir deplasmana gitmedi. Bir taraftan işte Henry Onyekuru takıma dahil oluyor. Mustafa Muhammed bugün Zamalek kulübüyle vedalaştı. İstanbul'a gelecek. Diğer taraftan İrfan Can'la ilgili birazdan o özel görüntüler de ekranlarınıza gelecek. Sadece A Spor'un ekranlarındaydı. Mustafa Muhammed'in rakamlarına da bakalım. Bu oyuncu da kısa zaman içinde Galatasaray'da 11'in parçası olacak. 23 yaşında santrfor, 122 maç, 41 gol, 10 asist. Milli takımda 4 maç oynamış. Bu sezon performansı 4 maçta 2 golle oynuyor ki oyuncunun transfer teklifleri sıralanınca oyuncuya açıkçası orada ipler biraz gerilmişti. Oyuncuyu da kadroda tercih etmediler. Kadronun dışına bıraktılar. Bu sezon 4 maç 2 gollük performansı vardı. Mustafa Muhammed'in gelecek ve işte Babel çıkacak. Mustafa Muhammed mi girecek oyuna? Öyle tam olacak. Olarak böyle mi olacak? Öyle olacak. Çünkü Mustafa Muhammed Galatasaray'ın oyuna bir zenginlik daha katacak. Oyuncuya doğru ceza sahası pası yollarsanız yüksek pası ortayı golle buluşma yüzdesi çok yüksek. Bir de hocam sizin kafa şutlarınız da öyleydi. Hatta ben İnönü'nde Beşiktaş attığınız o kafa golünü hatırlıyorum net. 1-0 kazanmıştınız galiba. Evet, 1-0 kazandığınız maçta hatırlıyorum o darbeli kafa vuruşunu. Mesela hani... Serdar unutmuş. Ben maçtaydım hatta yani böyle şeyde. Oradan hatırlıyorum. Oradan hafızamda çok daha iyi kalmış. İnanılmaz darbeli bir kafa şutu. Yani şut atıyor. Kafa vuruşu yapmıyor. Net olarak kafa vuruşu yapıyor. O biraz da Mısır Ligi'nin getirmiş olduğu... Oyun yapısından da kaynaklanan. Hep o oyunu oynamaya çalışıyorlar belirli noktada. Zayıf savunma hatları, zayıf kalecilerin olduğu bir yerde çok değerli. Zaten gollerinin genel kısmı bu şekilde bitiyor. Ama en büyük artısı geriden ivmelenerek gelip
destek ayağını çok iyi kullanıp harika şekilde sıçrıyor. Hani sıçramaktan kastımız şu, çok yüksek bir oyuncu mu? Değil. Hani kafa, Yan Koller gibi mi? Değil. Atletik yönü nasıl mesela? Çok iyi, çok iyi. Atletik çok yönü çok iyi. Yani oradaki lige göre konuşuyoruz. Hep oradaki izlerimize göre. Ben Mayıs ayında böyle bir arkadaştan şifre alıp böyle bütün taramak istediğim ligleri taramıştım. Oradan da biliyorum. Oyuna katılımı noktasında bir pivot santrafor katılımından bahsedemeyiz. Hani işte alacak, topu indirecek, arkadaşlarının gelmesini bekleyecek değil. Ama oyuna katılımı şöyle, o kadar fazla hareket ediyor ki. Ya gezici bir santrafor. Çok geziyor, inanılmaz geziyor. Mobil bir santrafor ve hep bir yerde bir pas bağlantısı oluyor. Dokunuyor topa tekrar gidiyor. Dokunuyor topa tekrar gidiyor. O da bayağı kafa karıştırıcı bir oyuncu. Ya ben şey soracaktım, hani çok biraz daha merkez santrafor gibi mi olsaydı tabii ki Galatasaray şimdi Onyekuru ile belki Fegül ile daha hızlı bir oyun seçecek. O zaman hani oyuncunun pozisyonu gibi seçeceğim ama dediğin gibi atletik veya oradaki o pas oyunda katılırsa o hızlı oyuna katkı verecek yani. O bir değerdir yani, evet. Baktığın zaman Halil'in de öyle bir oyunu var. Yani evet. Orada demek ki Galatasaray oyunu farklılaşacak gibi duruyor. Bayağı bayağı farklılaşacak gibi. Yani çok yüksek toplarla oynayan Mustafa bir Galatasaray Muhammed'in görmeyeceğiz herhalde. Birincisi zaten pivot santrafor modelini terk ettiler Caddenin gidişiyle. Çok farklı bir oyun tarzına gidecek ve çok da zevkli. Evet. Ama o oyun tarzını 90 dakika sürdürebilirler mi? Onu bilmiyoruz. Herhalde ilk devrede işi bitirebilecek oyun anlayışı. Fatih Hoca'nın sevdiği tarzdır. Pivot santrafor'da Serdar artık çok kalmadı ya. Oradaki oyuncuyu çok daha hareketli bir oyuncu isteniyor yani bakıldığı zaman. Yani öyle çok pivot santrafor birazcık daha defansif özelliği. Yani Zlatan değil sen tamam. Yani tabii çok yani ne bileyim yani o çok yüksek toplarla yani bugün orta attırmıyor artık teknik direktörler. Yani özellikle uzak yani cihaz çizgisinin uzağında çok fazla orta attırmıyorlar. Sıfır indiriyorlar genelde. Yani tabii ki yani biraz daha cihaz hassas etrafında pas olarak yani ortalar artık pasa dönüştü. Kenar ortaları. O yüzden yani o çok yüksek pivot santrforların şeyi çok kalmadı. Ilgaz'ın anlattıklarından oyuncuyu tanımadığım için şunu anlıyorum. Bu oyuncunun en büyük ilaçlarının bir numarası kim olacak takımda? Arda Turan. Evet. Çünkü Ilgaz'ın anlattığı profilden ve bizim ancak internetten videolardan görebildiğimiz kadarıyla o topu Galatasaray'da ona pek çok oyuncu atabilir ama bir numaralı oyuncu o futbol zekası Arda Turan olması. Hangi pozisyonda oynar Arda? Abi Arda Turan. Emrah Baba'nın pozisyonunda düşünüyorum. Yani ben. Yani ama orada çok daha bilmiyorum biraz yani. Hocam ben birinci günden beri futbol medyasındaki pek çok arkadaşımla aynı kanaatte değilim. Onlar ısrarla dizilişlerde, yerleşimlerde Galatasaray'ın 4-1-4-1 olduğunu iddia ediyor. Hayır bence Galatasaray 4-3-3 oynuyor. Çünkü gerek sağ iç gerek sol içteki arkadaşlarımız Taylan'ın baştaki deneyimsizliğinden de hareketle ona yakın oynuyorlar ve dolayısıyla bence Ilgaz'ın sözünü ettiği gibi bence sol iç oynar benim zannıma göre. Belhanda da sağ iç devam eder. Fegüli bu tarafta, öteki tarafta da Belhanda olmaz bence. Olmaz bu pozisyonda olmaz. Belhanda'nın da çok fazla eklik olacağı. Ben Belhanda'dan hocanın vazgeçeceğini düşünmüyorum o yüzden. Fatih Hoca neler söylemiş bir bakalım. Onyekuru'yu hepimiz biliyoruz. Belki Avrupa'da gittiği takımlarda çok sesi çıkmıyor ama bizde gereğini yapıyor. Bizimle mutlu gibi görünüyor. Onyekuru'daki ısrarım çok net ve açık. Keşke daha önce alabilseydik diyor Fatih Hoca. Onyekuru'yu devam edelim çünkü sezon başında da istiyordu. Transfer bitmeden yani ayın 1'i öğleden sonra 17'ye kadar açıkçası birçok şey olabilir. Olmalı. Galatasaray gibi davranmalıyız. Onu bekliyorum ben diyor Fatih Hoca. Evet. Bir daha okuyayım bu bölümü. Transfer bitmeden yani ayın 1'i öğleden sonra 17'ye kadar açıkçası birçok şey olabilir. Olmalı. Galatasaray gibi davranmalıyız. Onu bekliyorum ben. Yine yönetime mesajlar. İrfan Can'ı al gel dedi. İrfan Can'ı al gel diyor. Ama bugün İrfan Can için fena açı görürsün. Evet. Bugün yani televizyon bazı yani yorumlarda çok zor kopar gibi de bir yorumlar da yapıldı yani. Ben de nereden şöyle abi duydum İrfan Can. Nasıl? Başakşehir'den. Başakşehir'den. Çok zor koparılır gibi. Rakam anlamında. Rakam anlamında evet birazcık zor olacak gibi duruyor konuşulması. Çünkü çok beklentiyi çok yukarıya çıkarttılar birdenbire. Yani 8 milyon euro artı oyuncu takaslarından evet bahsediliyor. Başakşehir kendi beklentisini ortaya koydular. Yukarıya çıkarttılar derken Başakşehir kendi beklentisini ortaya koydu. Sadece öyle değil. Belki de Fernandez'i alacaklar. Ama Fatih Hoca diyor ki değişim devam etmeli. Galatasaray gibi davranmalıyız. Fatih Hoca'nın Galatasaray gibi davranmalıyız ifadesinin hepimiz biliyoruz ki açılımı. Bir oyuncuyu istiyorsak onu alacaksınız. Yani Gerson Fernandez'den bahsediyorsun değil mi? Evet. Tottenham'daki kiralık olan. Yani o gelirse Galatasaray'ın orta sahasıyla beraber rakiplerinin de bozulacak olan dinamiklerini de düşünmeliyiz. Yani Gerson Fernandez başka bir fark yaratır Galatasaray'da.
Yani Galatasaray'ın tabii ihtiyacı olan o merkezdeki bütün deliciliği gelse o Fernandes sağlayabilir yani. Yani evet çok o var. O Tottenham'daki Benfica'dan kiralık giden önce ben onu Youth League'den beri izliyorum. O bence bir hayal şu anda. Fatih Hoca'dan çok kritik bir açıklama. İrfan Can'ın bize karşı neler hissettiğini biliyoruz. Her şey para değildir diyor. Evet. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim. Daha fazlasını veremeyebiliriz ama İrfan Can Galatasaraylı ve Galatasaray'da oynamak istiyor. İstediği takım, oynamak istediği takım, Galatasaray formasını giymek istediği takım Galatasaray diyor. Fatih Hoca'nın sözleri, İrfan Can'ın bize karşı neler hissettiğini biliyoruz. Her şey para değildir. Çünkü İnsan Fatih Hoca sevgilisine böyle bir şey söyler yani, Fatih değil mi? Hoca İrfan Can'la evet. daha önce konuştuğu belli. Evet. Sistemi anlattığı belli. Oyunu belki de onun üzerine kurduğu belli. Zaten sosyal medyada da birbirlerini takip ediyorlar herhalde. Ya da İrfan Hoca'yı takip ediyor. Ve İrfan Can daha önce temas kurulduğu için ve projeler her şey anlatıldığı için oyuncunun da bu tarafa sıcak baktığını araya girenler var doğru çok iyi cazip teklifler var doğru Fatih Hoca işte o görüşmeleri o planlamaları yapıldığını bildiği için ve bunu da herkese hissettiriyor şu açıklamayla yani, her şey para değil nasıl biz ki, işi bitirdik anlamında bu. Nasıl ki Mehmet Ekici evvel zaman içinde Fenerbahçe'ye evet. gitmek istemişti belirli yaptırımları da göze almıştı. Yani bir kulübün bir başka bir kulüple bonservis rakamında anlaşması demek oyuncunun illa oraya gitmek demesi değil. Oyuncu gitmek istemeyebilir. Ama yani. Mevcut konumda İrfan Can'ın sözleşmesini düşündüğümüzde, Başakşehir'in talep ettiği rakamı düşündüğümüzde, bu akşam Sayın Ali Koç'la Sayın Göksel Gümüşdağ görüşmesini düşündüğümüzde, buradaki soru İrfan Can'ın Galatasaray'a karşı neler hissettiği ortada ama acaba Göksel Bey ne hissediyor? Ya bu bir duygusal indirim gibi geliyor bana yani bakıldığı zaman biraz öyle evet. oldu. Evet. Tabii ki etki eder mi? Eder tabii ki yani günümüzde bunlar çok normal. Ama yani gerçekten yani bitimi çok zor bir transfer. Yani hiçbir tarafa uzatamıyorsun yani evet. transferin sonunu. Belli ki oyuncu da içeride söylemiştir yani ben Galatasaray'la görüştüğüm hani hocayla falan oraya gitmek istiyorum demişse Başakşehir ne yapar bilmiyorum. Hani yok bize de oradan iyi bir teklif geldi. Ne yapar bilmiyorum. Belki de bu iş sezon sonuna kalabilir. Hem Fenerbahçe için hem Galatasaray için. Doğrudur. Bir de gündemi şunu bence çok fazla gündeme getirmemeleri gerekiyor. Yani Fenerbahçe'nin de olaya girip olayı hani farklı bir hale getirip yani Galatasaray'ın işini bozmak veya rakamsal olarak şey yapmak. Bu da çok gündeme geliyor. Özellikle bu transfer döneminde böyle bir oyuncu iki kulüp talip olursa. Ama bu biraz, bilmiyoruz ki onu. Belki daha önce Fenerbahçe yok şu var. Göksel Başkan'la görüştüğünü hiç bilmiyoruz. Bunlar olabilir tabii, yani. Bunları kulüpleri birbirine karşıya getirmelerini ben çok. Yok yok bence de. Yani çünkü belli ki Fenerbahçe'nin harcayabileceği bir rakam var ortada ve o rakamı İrfan Can'a yatırmak istiyorlar. Bu çok mantıklı bir karar. Diğer türlü yani bir futbol kulübüsünüz, harcayacağınız bir para var. Belki de harcamak zorunda olduğunuz bir para var. O da olabilir. Yani işte o belirli limitler, kısıtlamalar noktasında ve Fenerbahçe'de yatırımını İrfan Can'a yapmak istiyor. Çok mantıklı bir yatırım. Oyuncu yatırımı olarak. Yani burada sürekli işte o onun işini bozuyor, bunun işini bozuyor, fiyat yükseltiyor, fiyat arttırır mı gibi bakmamak lazım. Bu çok normal bir şey. İyi bir oyuncuysa, iyi oyuncu herkes talip olur zaten. İrfan Can da belirli noktalarda iyi bir oyuncu. Fatih Hoca diyor ki Galatasaray karşılıklı istenen bir transferi gerçekleştirebilir. İnşallah hayırlısıysa olsun diyor. Bazen kırılma noktaları vardır. Burada da koca Galatasaray geri çekilmemeli. Diyor. Geri adım atmayın. Nasip uğraşacağız. Açıkçası hepimiz hangi fedakarlık gerekiyorsa yapmalıyız. Bazen kırılma noktaları vardır. Burada da koca Galatasaray geri çekilmemelidir. Her şey ilişki veya para değildir. Başka şeyler de devreye girmeli. Yani şunu da söylüyor. Buradan ben şunu da anlıyorum. Galatasaray Luyendama'yı nasıl 8 milyon euroya alıp 900 bin euroya oynatıyorsa İrfan Can'a da burada mesaj var bence. Hani biz seni 8 milyon euroya alırsak sen de burada 1,5'a 2'ye değil Marka Luyendama sözleşmesine oynayacaksın diyor. Ama ben bir de öyle de okudum bunu. Bonservis parası veriyorsa o içerideki o dengeyi çok fazla bozmuyorlar. Yani tabii, ki tabii. Trabzonspor'dan biliyorum. Yani Vakayev'in yani şu anki rakamı 1,5 civarında. Yani bonservis vermiş olduğu oyuncular yüksek uç yani şey Belhanda hatası, Belhanda ve Feghouli hatasını yapmayın diyor yani, Fatih isterim. O kadar bonservis verip bir de yarısını ama. Da yıllık ücret olarak vermeyin diyor ödemiş olduğunuz bonservisini evet. diyor. Yani Belhanda ile Feghouli'nin ücreti Galatasaray'a bence çok büyük bir problem tabii, olduğunu kesinlikle. Yani 9 milyon euro aldığınız oyuncuya bonuslarla beraber belirli şartlarla beraber 4-4,5 milyon euro veriyorsanız bu kötü bir anlaşmadır. Evet. Belhanda için özellikle. Yani özellikle acaba Belhanda için. Galatasaray Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'ne
son teklifimizi duymadan karar vermeyin demiş olabilir mi? Onu da söylemiş olabilir. Fatih Hoca'nın bu açıklamaları acaba Galatasaray'ın o tavrının bir ete kemiğe bürünmüş medyaya yansımış hali olabilir mi? Ama Emre Kaplan'ın geçenlerdeki bağlantısını Can Kuray'la böyle dinledim. Böyle çok dikkat dinledim. Daha önce dinlemiyormuşlar da. Yok çok kritik bir şey o. Mustafa Cengiz'in bu Fenerbahçe hamlesine nasıl tepki verdiği. Onu çok merak ediyordum. Hiç öyle bir rakip takımı araya girdi ben hemen fiyat yükselttim derdinde değil dedi başkan. Özetle yani o. Şu kısmı enteresan sevgili Serdar. Sen bu işlere hep kafa yorarsın. Fatih Hoca'nın açıklamasından gitti mi açıklama? Peki orada bir cümle vardı. Hoca diyor ki her şey para değil. Başka şeyler başka de değil. Başka bir şey söyleyeyim. Her şey ilişki ve para değil diyor. Her şey ilişki ve para değil, başka şeyler de devreye girmeli. Ne o başka şey? Oyuncunun orada tercih. Devreye girmesinden bahsediyor herhalde. Ben Galatasaray'dan başka hiçbir yere gitmiyorum. Böyle bir şey mi söylemesini istiyor hocam? Yani. Daha önce seninle konuştuklarımız var. Onları yönetime söyle. Ben Galatasaray'a gitmek istiyorum demek de olabilir. Ama burada biraz İrfan Can'ı, yani Fatih Hoca biraz artık gir karar ver, söyle sen de hani istediğini gibi derse sanki İrfan Can birazcık zor durumda kalır gibi. Yani o söylem şimdi biraz oraya gidiyor. Bakın, bazen bu tür transferlerde oyuncu arka planda tutar kendini. Tam siz burada, aranızda halledin. Tam burada bir virgül koyalım. İrfan Can transferine dair çok özel görüntüler, hiçbir yerde olmayan görüntüler birazdan ekranlarınıza gelecek. Öncesinde kısa bir reklam arası rica ediyoruz. Artı Futbol devam ediyor değerli izleyiciler. Bugün sadece Aspor ekranlarında gördüğünüz çok sıcak bir görüntü vardı. Hazır Fatih Hoca bunları da söylemişken İrfan Can transferinde hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ateşi biraz daha arttırdı. Görüntüler ekranlarınıza geliyor. Fenerbahçe'nin Sayın Başkanı Ali Koç Emre Belezoğlu ile birlikte Başakşehir Kulübü'ne görüşmeye gittiler. Kapalı kapılar ardında süren bir görüşme oldu. İrfan Can pazarlığı. O pazarlıkta son duruma dair çeşitli rivayetler var ki 8 milyon euroya kadar çıkıldığı Deniz Türüç'ün takasta önerildiği, Papi Sisse'nin önerildiği söyleniyor. Arkadaşlarımız böyle görüntülediler. Sayın Başkan Ali Koç görüşmede Başakşehir Kulübü'nün Sayın Başkanı ile Göksel Gümüşdağ'la görüştü. İrfan Can pazarlığı vardı ve o pazarlık sırasında çeşitli detaylar, hatta Fenerbahçe'nin Sayın Başkanı da o sırada arandı. Muhtemelen Sayın Başkanı asıl odasını çekiyorlar. Dediler. Evet. Ama o pazarlık görüntülendi. Fatih Hoca inşallah İrfan Can Galatasaraylı olur dedi. Bu arada sıcak bir bilgi de verelim. Mbaye Diagne resmen West Bromwich Albion'da West Bromwich kulübü bir kum saati paylaştı. Ardından bence West Bromwich'li futbol severler, taraftarlar da enteresan bir şekilde o tweetin altında büyük bir coşku da vardı. Bence Galatasaraylı taraftarlar, hani nasıl Fenerbahçeli taraftarlar Mesut Özil'in uçağını takip ettiler. Galatasaraylı taraftarlar da Jack'ın uçağını takip ettiler. Bir adam el insinde ama. Yok hayır, adam çünkü Anderlet'e gidiyorum diye gitti. Brüce'yi falan imza attı ya, şimdi uçağın nereye gideceğinden de emin değiliz yani. Bu arada evet, yani Galatasaray'ın açıklaması da geliyor. 1.4 milyon sterlin kiralama ücreti. Bir satın alma opsiyonundan bahsedilmiyor Galatasaray'ın açıklamasında. West Bromwich Albion kulübü de bu tweet'i paylaştı. Soru, adam birdenbire Trezeguet'le falan yan yana gelebilir yani şeyde İngiltere'ye. Soru, ikinci yarı maaşını kim ödeyecek? Galatasaray. 1.4 milyon sterlin eksi 1.150 bin euro. Tahmini söylüyorum. Kap açıklamasında öyle bir durum yok. O yüzden onu nasıl soruyorum zaten. Açıklansın. Açıklansın da. Kap açıklaması geldi. Ne satın diyor? Opsiyonu da yok. Hiçbir şey yok. 1.4 milyon GBP yani sterlin. Maaşı kim ödüyor? İşte öyle bir şey yok. E tamam o zaman. Maaşı West Bromwich Albion ödüyor demektir. Evet. Ya yani Galatasaray ödese onu belirtirler evet. Zaten. Demek ki bunu West Bromwich Albion ödüyor demektir. Galatasaray üzerinde söylüyor da genel zaman, olarak kulüplerimiz her şeyi bu arada söylemiyor. 2.4 değil ki. 2.3. Tamam da niçin 5 ay için 2.3'ü hesaplıyorsun ki? Öncelikle onun yarısını hesaplayacaksın. Yok. 1.4 artı bir şey yaptın ya. 1 milyon 400 bin pound eksi 1 milyon 150 bin euro dedim. Yani maaşı ödeyip ödemeyeceğini bilmiyorum. Yok, 1 milyon 150 bin euro Galatasaray'ın ödeyecek olduğu para İkinci yarı gibi. Abi. İkinci yarı parası. İkinci yarı. Ödeyecek mi ödemeyecek mi? Onun derdi, şey derdi yok. Mi? Yani ödeyecek sonra. Peki o zaman başka bir soru. Gün içinde ve dünden itibaren Galatasaray'ın genç oyuncularının sürekli kap bildirimleri yapılırken maaşını Denizli Spor, maaşını Bolu Spor, maaşını Malatya Spor ödeyecek diye bildirimde bulunulurken burada ne bulunulmamış? Şimdi Galatasaray Kulüp Buruc'a oyuncuyu kiraladığında
maaşını kulübümüz ödeyecektir demişti. Dedi. Öyle tamam, bir ifade şimdi vardı. Tam burada demedi. O zaman. O. Profesyonel futbolcumuz Enbay Acak merak ediyorum ben yani. 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda West Bromwich Albion Futbol Kulübü Limited'le anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre West Bromwich Albion Futbol Kulübü Limited şirketimize net 1.4 milyon sterlin geçici transfer bedeli ödeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur Galatasaray Spor Kulübü. Bu kadar. Çok evet. Bu kadar. Ödeyecek yani. Ödeyecek demek ki. Yani daha önce Brugge yazmıştı çünkü Galatasaray. Tabii. Tarafımızdan karşılanacak demişti Galatasaray. Brugge yazdı, Denizli'yi yazdı, Malatya'yı yazdı, Bolu'yu yazdı. Bunu yazmadığına göre ödemeyecek. Babel'i de yazdı hatırlarsınız Hollanda'ya. Maaşını ödeyeceğini. Evet. O zaman tamam. Valla Galatasaray'ın o anlamda bilmiyorum. Yani 1 milyon 580 euro ediyor 1.4 milyon sterlin. Doğru mu arkadaşlar? Güzel. Maaşı ödese bile 400 bin euro kârda. 1 milyon 580 bin euro. Tamam işte. Maaşı ödese bile 400 bin kârda. Tabii. Ki Galatasaray oldukça şeffaftır bu tip durumlarda. Değil mi? Yani en azından biliyoruz oldukça yani. Şeffaftır. Tabii. Yani bir şey olsa açıklardı. Biz ödeyeceğiz derdi. Yani bu 1.4 milyon euro kiralama. O zaman bu şey kemiksiz. Öyle gözüküyor. Açıklamaya göre öyle gözüküyor. Çok güzel. Belli ki transferin son saatlerine kadar, akşam 5'e kadar ki o gün boyunca transfer tescil bürosunun önünde A-Spor ekipleri hazır olacak. Mustafa Mandev olacak tabii. Mustafa Mandev. Hocam motorun arkasında futbolcu getirip biliyorsunuz orada imza attırıyorlar. Yani trafiğe takılmayalım diye. Yani. Mehmet Ayan'ı bekledim ben geçen transfer gününde bir motorun arkasında ama Mehmet Ayan'ı gönderemedik. Her an her şey olabilir bu iklimde. Servis hizmeti son güne sponsor olur mu acaba? Beni göndersene TRT Spor'da bir spora. Maaşımı verecek misin ama? Yazacak mısın yani? Kiralama bedelini ödeyemezler Mehmet Ayan. Peki Fatih Hoca'nın açıklamaları birazdan ekranlarınızda olacak. Maç sonunda basın toplantısında hoca neler söyledi? Yine orada da yüksek ihtimalle bizim zor anlayacağımız İrfan Can transferine değinmiştir. Gayet net açıklamalar vardır diye tahmin ediyorum. Fatih Hoca bu transfer döneminde hiçbir zaman olmadığı kadar net şeyler söylemeye başladı. Bir transfer listesini verdi. Peki az önce listeden iki futbolcu geldi. Sana göre az önce okuduğun o hocanın sözleri var ya. Evet. Kime mesaj o? İrfan Can'a mı? Kamuoyuna mı? Yönetime mi? İrfan Can'a. Değil misin? İlkindeki biraz söylem yani çok net değil. Kime gittiği net değil. Hocam yani ben öyle gördüm. Ben 26. senemdeyim meslekte. Yani 26 pardon. Senedir Fatih Terim ne diyor diye çözmeye çalışmadığım 26 gün yoktur. Diyorsun ki bir Enigma filmi de benim için çevrilir diyorsun yani. Anlamıyorum yani. Hakikaten yani benim zekam yetmiyor. O benim mandavallığım da. Estağfurullah. Anlamıyorum yani. Hoca sürekli birilerine bir şey söylüyor ve biz sürekli onu çözmekle meşgul. Vazgeç abi. Niye meşgul oluyorsun? İşimiz bu ne abi? Yani yok değil abi. Ortaya çıkınca görürüz yani. Boş ver çözmeye çalışma. Daha mutlu olursun bence yani. Anlamak çözmeye yetmez diyorsun yani. Tabii canım. Uğraşma. Ama ben yani sanki bu biraz yönetimle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü başka Fatih Terim'in daha net devreye girdiğini gösterir. Öyle söyleyeyim. Yani ben bu transferi istiyorum. Yani evet. Ama yani işte o zaman yönetime gidiyor mesaj. İrfan'a gitmiyor yani. Ya yönetime boş ver ya. Kime gidiyorsun? Peki West Bromwich Albion West Bromwich Albion kulübünün sportif direktörü Luke Dowling kariyerinde birçok gol atmış bir oyuncuyu transfer ettik. Umarım gol istatistiklerini burada da sürdürür. Bu oyunun en zor parçası gol ve bu konuda özgüvenli bir oyuncuyu aldık. Jackney'nin takımı yukarı taşıyacağına inanıyoruz. Evet ama West Bromwich Albion'un da biraz daha hücumu düşünmesi lazım tabii Enbaye Jackney'in gol atması için. Adamlar öyle bir yerde 11-12 metrede öyle bir savunma yapıyorlar ki oradan hücuma gitmek için işte şimdi artık olmadığı için var ki markası yani, söyleyelim. Concord falan lazım yani adamların aynen. Orayı ilk kat edebilmesi için yani. Concord kalktığı için söyledim. Yani ben West Bromwich'in izlediğim yani. Maçlarda rakip sahada 10 kişili olduğunu çok az görmüşüm. Yok yani. Rakip sahada 1 kişiyle falan duruyor. Yani baktığın zaman o oyunda yani tabii ki dediğim gibi belki de oyunu yani, değiştirecekler. İzlemiş olduğu gol yapısını gol karakterine bakıldığı zaman hani tabii ki keyifli. Cihazlar içerisindeki o yani şan, tabiri yani orada hep orada bulunuyor yani. Bulunuyor. Bir şey yapıyor. Yani bir hamleyle yanıltabiliyor. Yani ama o kadar. Sezgisi yüksek bir oyuncu. Bir de çok rahat bir oyuncu. Yani Cihazlar içerisinde bu kadar rahat bir oyuncu. Gamsız. Herhalde bir de İbrahim Oyuş'tur yani. Hani böyle bakıldığı zaman. Ama oya büyük alana geldiği zaman orada zorluk çekiyor. Tabii Galatasaray taraftarı birazcık şeyinden sıkılmıştır herhalde. Yani böyle biraz gamsız bir görüntüsü. Böyle heyecanı vermeyen bir görüntüsü var. Yani gol kaçırdığı zaman bile yani herkesin yani? Birbirine böyle bir şey olduğu anda bu çok rahat. Yani olabilir falan. Yani sevinci bile çok şey değil. Belki o biraz uzaklaştırdı onu buralardan bilmiyorum da.
Yok bu arada karakter olarak bence çok keyifli çok bir suçlu adam. Bilmiyorum yani, çok şey konuştu. Çünkü çok keyifli bir adam bence karakter olarak. Ben transfer yani olduğu gün Galatasaray'a Mustafa Deniz'i yaramıştım. Hocam ne diyorsun demiştim. Tırnak için olarak söyledim tabii onun deyimiyle. Fatih 6 ay faydalanırsa öp başına koy demişti. Bak 6 ay faydalanırsa öp başına koy demişti. Nitekim bize maçında attığı golle çok özel bir yeri oldu Galatasaray tarihinde ama yani ben hoca gibi düşünüyorum. Hocam Galatasaray'da daha gamsızı var. Yani Ryan Donk var ya. Ama o işe yarıyor. Ama Ryan Doak yani o görüntüsü var ama oyundaki motivasyonu yüksek. Bak, topu ayağına verip en güveneceğin 3 adamdan bir tanesi. Yani, o kadar değerli bir oyuncu yani. Ben Belhanda'ya dayanamıyorum. Ben Belhanda'yı birinci sıraya koyuyorum. He. Yok yani. Bugün... Yokluk anlamında. Ya aynen öyle. Birinci sıraya koymayacağım. Yanlış anlayabilirler. Yanlış hani en iyi oyuncusu falan diye sorabilirler hocam. O yüzden sonunu başını bağlayalım ki sıkıntı olmasın. Yani bugün oyunu izlerken yani o hani bu kadar... Bir yani pozisyonda... Ne düşünerek oyuna maça çıktığını ben çok hocam ilk yarının sona doğru bir pozisyonda 3 oyuncu arası topu kaybetti. Ilgaz Önmenip bak bunun bir huyu vardır. Gider sonra tekme atar. Ben onu da bekledim. Yani o kenardaki pozisyondan söz ediyorum. Evet, evet, yapar evet. Çünkü. Yok anladım ben senin pozisyonu anladım. Ben de o beklenti içerisindeydim yani. Dedim yapar. Çünkü oyuna motive olmamış. Oyun iyi gitmiyor onun adına. Yani oyunda bir şekilde kendini hissettirmek için gider ters bir hareket de yapabilir. Ben de aynı şeyi bekledim senin gibi Mehmet. Hocam West Bromwich Albion'un tweet'i var. Mbaye Jackney'i açıklıyorlar. İlk yorum altında bir Galatasaray taraftarı Türkçe ona iyi bakın yazmış. Altında Mark Newbold var. Star Wars'un yazarlarından. Aynı zamanda West Bromwich Albion taraftarı. O yüzden Star Wars yazmış demek ki. Takımdan adım olmayacak. Tabii. Çok pozitif bir transfer, çok iyi çalışma diyor tweetinde Mark Newbold. Star Wars'un yazarlarından şimdi. Aynı zamanda West Bromwich Albion kulübünün tweetinin altında resmi Twitter hesabından paylaştığı tweet. Onu söylüyorum abicim belki. Onu görün. Şu anda bir şey söylüyorum. Tweet'e bakıyorum Ulgaz. Ben başka bir şey anlatıyorum başka abi. Başka bir şey söylüyor Allah Allah sana. Ya. Hayır o tweet'in altındaki adam. Kimdi Star Wars'un yazarı abi? Mark Newbold yazarlarından. Tamam onun West Bromwich kulübünün 3. katında odası var abi adamın. Bazen senaryoyu orada yazıyor yani. Çıkıyor orada yazıyor. Evet. Bu arada Galatasaray Fas, Tunus, Cezayir, Mısır'dan. Üçlüyü tamamladı. Mısır'dan ilk defa bir oyuncu geliyor. Mısırlı bir oyuncu ilk defa Galatasaray'a geliyor. Ali Lukonku Mısırlı. Mısır'da gol atan değil. Mısırlı. Mısırlı. Ali Lukonku Mısırlı oyuncu Galatasaray'da. Ha Galatasaray'da. Mısırlı oyuncu. Ali Lukonku Mısır'da gol atandı değil mi? Ali Lukonku Mısır'da gol attı ya özel maçta uzak voleyle kreye... sol ayakla voleyle attı. Herkes Allah dedi. Allah dedi sonra. yani Magribi bölgesinde Fas, Tunus, Cezayir, Mısır'dan şu anda Faslı vardı, Cezayirli vardı. Mısırlı vardı. Kulübede de iki tane Adanalı var. Evet. Nereye bağlayacaksın abi? Çok merak ettim. Şiddeti bol gibi. İki Adanalı kim? Fatih Hoca ile Levent Hoca. Levent Hoca. Hı. Evet. Daha Levent Hoca bir de Hatay var. Ayrıca. Adana artı Hatay var yani. Levent Hoca bence Hatay tarafına çekmiş biraz. Teşekkür ederim bu arada. Hayır ben gerçekten nereli olduğunu söylemek memleketinde. Tabii tabii. Evet. Siz de Ispartalısınız ama hocam Isparta sporu tutmuyor. Ya niye tutayım ben Isparta Spor'a? Isparta Spor'a sırtını dönmüş bir forması bile yok Isparta Spor'un. Göndermediler ki hocam. Halbuki siz Konya Sporlusunuz. Ben Konya Sporlu'nun merkezi yani. Sezon başı Sadi Hoca çalışmıştı orada bilseydim Saat ben. Saatte geliyor mu? Evet. Hadi ya. Ne ben güzel. De var vereyim dedim. Yok İstemem. Bana kimseye göndermedim. Renklerini biliyorsundur inşallah. Evet. Neyse. Ondan sonra kulüpler satılmalı. Çünkü hocam gol gitmiyor. Atmaya devam ediyor. Hala da hala devam ediyor. Bende birkaç farklı forma var yani kandırabilir miyim diye. Renklerini biliyorsun inşallah demek hocam ya. Şaka ya. Peki maçın adamını sorsam. Muslera. Başın adamı Muslera olunca Galatasaray kötü tuttu. Mü oynamış oluyor, iyi mi oynamış yok, oluyor? Yok, ilk yarıda öyle iki tane top çok çıkardı. Çok kırılma anlarında Muslera var. Muslera oyunu... gelene kadar Galatasaray kaç gol yedi? 17. Niye o adam maçın kalecisi olmadı bugüne kadar? Ligin en az gol yiyen kalecisi. Ama acaba Muslera gelince, ya nasılsa kalede Muslera var. Bu kırılma oyunu mu? Öteki kaleciler 17 gol yemiş olmasına rağmen, bir tanesi de 4 tanesi de Konya maçında olmasına rağmen, kırılmanlarında ortaya çıkamadılar. Kırılmanlarında hep Galatasaray'a gol yedirdiler. Yalnız bir şey söyleyeceğim Ulga. Bak onu şunu kırılmanı... söyleyeyim. Kalede Muslera yok taktiği mi var? Muslera varken başka bir taktik mi oluyor? Yok taktikten kastım şu mu? Yani Muslera önde ben Ryan Donk olsam daha da gamsızlaşırım. Abi nasıl Ryan Donk Muslera var diye. Okan varken daha bir motive oynarım. Dur abi hatta Fatih varken.
farklı bir şey olmasın diye. Bu diğer kalecileri kötülemek anlamında değil. Muslera'nın çok büyük bir kaleci olmasından kaynaklanan. Muslera büyük kaleci, onda bir sıkıntı yok. Yani kaleciye göre zaten oyunun taktiksel yönü çok fazla şeydi. Acaba ama bugün, ben merakımdan yani, soruyorum. Bugün yani oyunun özellikle yani 20 ile 30 arasında 3-4 kere geldi Gaziantep. 45 artı da geldi orada, maksimum. Evet, skor bulsaydı oyun şey yapabilirdi ki pozisyonlar da çok kritik pozisyonlardı. Yani hani bir kaleci için konuşulabilecek değerde pozisyonlardı. 4. dakikada uzun attığı bir şut var. 23 dakikada maksimum bir şutu var. 45 artı 1'de maksimum şutu var. Diko'nun 16. dakikada direğe dönen topuna müdahale ettim etmedim ama çok anlaşılmadı. Ama sonuçta 4 tane pozisyon, özellikle 45 artı 1'deki pozisyonla beraber 4 tane pozisyonda Muslera'nın etkisi var. İkinci yarıyı saymıyorum. Diko'nun golü gol olsaydı Hacı'nın Atletik Bilbao'ya attığı golün benzeri Galatasaray Kalesi'nde olacaktı yani. Ilgaçlar size göre? Muslera dedim. Muslera, Serdar? Bence Onyekuru. Henry Onyekuru. Ben de Onyekuru diyorum. Onyekuru. Muslera. 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 Siz ne diyorsunuz? Erdoğan Daçi diyecek abi şimdi. Konya Spor'a nasıl bağlayacaksın diye merak ediyorum. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Evet, tamam. Bağladı Konya Spor'a. Ara pası. Nasıl bağladım? Bağladım işte. Kerem Aktürkoğlu'nun enfes ara pası. Müthiş potansiyeliyle. Peki Galatasaray liderinin 2 puan arkasına geldi değerli izleyiciler. Tabii Fatih Hoca'nın maç sonu açıklamaları belli ki transferin son gününe kadar ve şekline yönüne göre İrfan Can'ın çok konuşulacak. Hoca'nın açıkladığı liste şu da bir başarı. Hoca'nın açıkladığı listede Mustafa Muhammed oldu. Henry Onyekuru oldu. 4'te 2 yani. Oldu. İrfan Can soru işareti. Edin Visca zaten yoktu. İrfan, Edin Visca zaten yoktu. Halil kimin? Halil hocanın şeyi miydi? Kontenjanı mıydı? Muhtemelen. Yani, zaten öyle mi? Hani değerli bir oyuncu. U21 milli takımının da bayağı hocam. En iyi takip ettiniz. En iyi oyuncusu. En iyi oyuncusu, evet. Trabzon'da zaten o anlamda da biliyorsunuz ama belirli anlarda oyunu daha da açabilir. Çünkü hani beli çok kıvrak bir kere. İnanılmaz dönüşler yapabiliyor toplara ve inanılmaz şut çıkartabiliyor birdenbire. Bir de ceza sahası içerisini çok seviyor. Evet ama yani, merkezdeki yani sonunda şu anda Ryan Babel'in oynadığı. Hatta Mustafa Muhammed geldikten sonra Mustafa Muhammed'in yerinde oynayacak oyuncu mu? Ben daha çok bir santraforun arkasındaki gezgin adam olarak daha fayda verim ya da Larin gibi kenarda mı oynatır hoca onu? Yok, yani sol kenar çizgi forvet oynaması da var ama bence santrofor arkası. Yani Elmander'in Necati'si olması olabilir o potansiyelde. Evet. Mehmet merkezi seven bir oyuncu. Yani çok kenarlara gidip sırtı dönüğü de sevmiyor. Evet. Yani biraz daha merkezi, kaleyi önden gören bir oyun yapısı var. Bir de ayakları çok yumuşak ya. Hoca sağ içerisindeki o küçük oyunları çok doğru oynayabilecek bir yapısı var. Hatta bak bizim tabii son Ümit Milli maçımız değil de 2019 yazında Kosova ile 2-2 beraber kaldığımız maç vardı. İstanbulspor'un maçlarını oynadığı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda. Orada Halil Dervişoğlu'nun attığı bir gol var mesela. Arkadaşlarımız bulabiliriz de rejiden. Şimdi son dakika isteği olduğu için yanlış anlamasınlar, kızmasınlar. Tam onu hatırlamıyorum. Halil Dervişoğlu'nun o Kosova'ya atmış olduğu golü uzaktan atabilecek çok oyuncu yok Türkiye'de. Onu anlatmak istedim. Yani o golü hazırlayabilirler arkadaşlar. Biz yayınladık çünkü. Sevgili Furkan'la Berkay'a söyleyelim. Nedim Yiğit Hoca da yorumcusuydu maçın. Gol vuruşu da çok önemli. Evet. Yani değerli. İngiltere maçını mı diyorsun? Yok. 2019 yazında. Yani 2019'un Haziran'ının sonunda ne kadar zor bir istekte bulundun onu kavramaya çalışıyorum şu anda. Golün güzelliğini şey yani Halil'i biraz daha tanıtabilmek için belki de o gol herkesin hafızasında kalmamıştır diye söyledim Mustafa. Tabii. Bir de yayıncısı biziz abi yani buluruz herhalde görüntüyü. Mutlaka buluruz. Yani maçı Gaziantep'te yerinde izleyen bir Galatasaray profesyoneli mesaj attı bizim hepinize selam var kim olursa olsun. Dedi ki bence Taylan'da muhteşem oynadı dedi. Demek ki sahadan izleyince başka görünüyor. Taylan harika oynadı dedi bilmiyorum. Onun gibi. Evet, Artı Futbol devam ediyor değerli izleyiciler. Fatih Hoca'nın açıklamalarını izledik. İrfan Can Kahveci meselesini hoca söyledi. Kulübün son derece, yöneticilerin son derece özveriyle çalıştıklarını söyledi. Yedlin'le görüşmeler sürüyor dedi. Sevgili Ilgaz, Yedlin'i izlemiştin. Evet. İzleyicilerimiz için nasıl futbolcudur kısa bir bilgi rica edeyim. Son Newcastle performansından değil, daha önceki performanslarından bahsedeceğiz bu sene. Çünkü çok fazla oynama şansı bulan bir oyuncu değil. Türkiye'ye geldiği anda Türkiye'nin en hızlı oyuncusu olur bir kere. Öyle söyleyeyim. Çünkü ona sahip. Ben ne kadar son bir iki senede o hızını kaybetmiş olsa bile şu anda onun atletizmine ve temposuna çok fazla ulaşabilecek bir oyuncu yok. Net olarak Omar El Abdullahi yokken onun boşluğunu doldurabilecek bir oyuncu. Bunu da söyleyelim. Bundan önce oynamış olduğu takımlardaki performansına, skor üretme performansına bakarsak evet biraz eksik gibi kalabiliyor ama bu lige gelince her şey değişiyor. Burada daha farklı bir katkı da verebilir ama oyuna tempoyu katmak adına Galatasaray'ın eline çok acayip bir kozluğa geçmiş olacak. Yani hocamın hep baştan beri şikayet ettiği o temposuz oyun var ya hocam. Bu takıma
Onyekuru'nun katılımıyla, Mustafa Muhammed'in katılımıyla, Halil'in katılımıyla. Halil'in katılımıyla ama Andrea Yetlin'in de katılımıyla Galatasaray'ın temposu, Saracchi temposunu da eklersek bambaşka bir seviyeye çıkacak. O zaman defansif oyunu nasıl? Defansifi bence Omar El Abdülay'dan daha iyi. Daha iyi. Savunma anlamında. Evet. Pozisyon oyunu. O kadar pozisyon değil ama şunu da söyleyelim. Yani geçen sene bir Liverpool maçı oynadı. Bu sene bir Liverpool maçı oynadı mesela. Harikaydı Liverpool'a karşı. İyi iyi bir oyun sergiledi. O savunma anlamında tabii ki biz Premier Lig'i izlerken Premier Lig'deki rakiplere göre bir savunma sıkıntısı var diyoruz ama o Türkiye'de o kadar da sırıtacak bir savunma sıkıntısı olmaz. Ve oyuncunun sözleşmesi bu yaz bitiyor. Belli ki oyuncu Galatasaray'a uzun süreli bir imza atacak. Yani bu kiralık olarak değil, öyle düşünmemek lazım. Bu yaz bitiyor çünkü sözleşmesi. Söylenenler öyle. Biz de kontrol ettiğimizde belirli sitelerden ancak o bilgileri ulaşabiliyoruz. Başka bir hani bizde vardır ya dönem harici uzatmalar falan öyle bir takım şeyler yoksa çok değerli bir oyuncu. Değerli derken şu anlamda hem savunma hem tempo anlamında, hücuma katılım anlamında Fatih Terim'in istediği şekilde bir oyuncu. Doğru bir hamle. Rakamları da geldi oyuncunun. İngiltere rakamları tabii çarpıcı. İngiltere'de hem Tottenham'da hem Sunderland'de oynadı. Ardından Seattle Sounders ve Newcastle United. 223 maç, 6 gol, 19 asist. Milli takım performansı, maç sayısı önemli. 62 maç. Hı hı. Milli takımda son sezon performansı ise 10 maç. O kupalarla beraber, Karabağ Kupalarla, FA Kupalarla beraber. Şunu da hatırlatayım Mustafa. U20 Dünya Kupası'nda ülkemizde burada izlerken net olarak göze çarpan iki oyuncu vardı. Bir onların bir 10 numaraları vardı. Belli ki biraz problemli bir arkadaştı. Hani saç stilinden tutun yaşam yani biraz sıkıntılı olacağı belliydi. O pek belki kademe atlayamadı ama ikincisi de Andre Ayton'du. Yani maçı izleyen herkese kendisine özellikle o temposuyla, hızıyla hayran bırakmıştı Andre Ayton. Ne yapar ne yapar diyorduk. İşte sonuç itibariyle Premier Lig'de belirli kulüplerde hep transfer oldu. Sonra bir Amerika yaptı. Tottenham'dayken gitti Seattle Sounders'a bildiğim kadarıyla. Sonra geri döndü. Yaş olarak da öyle hani temposunu hemen kaybedebileceği bir yaşta da değil. Yani bir 4 sene net bu tempodan faydalanabileceğiniz yani bir oyuncu. Omar'ı kaybedince orada sadece Linnes'te kalmak istemedi hocam ama elinde Şener de vardı. Ama o Şener sakatlandı. Evet. Olmadı. Şener'in de sözleşmesinin son senesi bu arada. Bunu da hatırlayalım. Yani hamleyi sadece şimdi bir yer doldurma mı? Evet, kesinlikle yer doldurma. Kaliteli bir yer doldurma ama bundan sonraki süreç için de doğru bir yer doldurma. Bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Bakasetas, Efecan, Yunus Mallı. Evet. Transferin son günleri yaklaştıkça Trabzonspor önemli adımlar atıyor. Diğer taraftan Beşiktaş'ta santrfor meselesi. Cenk Tosun mu olacak? Koyta mı olacak? Yoksa Hulk mu olacak? Artık bunu bekliyoruz. İlk olarak sevgili Ahmet Selim Kul, Spor Fenerbahçe muhabiri. Sevgili Ahmet, öncelikle tebrik ederim. Hem bu transfer döneminde tam isabet ve bütün transferleri ilk duyuran muhabirdin. Bir ikincisi bugün o görüntüyü de sadece sen ekranlara yansıttın. Kıymetli kameraman arkadaşımız Mehmet'le birlikte. Ve İrfan Can transferinde Fenerbahçe açısından son durum ne? Detayları senden rica ederim. Çok teşekkür ederim Mustafa Göksu, öncelikle tüm iyi dileklerin için. Tabii bugün çok kritik bir görüşme gerçekleşti. Biz de hem gelişlerini, Fenerbahçe heyetinin gelişini hem de sonrasında transfer görüşmesi esnasında görüntüleri yayınladık. Tabii herkesin merak ettiği nokta bu görüntülerden sonra bu görüşmede neler konuşuldu oldu. Bu anlamda da önemli bilgilere ulaştığımızda söyleyebiliriz. Aslında şunu da belirtmek gerekiyor. Aspor'u takip eden izleyicilerimiz bu konuşmada, bu görüşmede neler konuşulacağını önceden biliyormuş. Bugün bu bilgilere ulaşınca bunu da anlamış olduk. Başakşehir'in İrfan Can için beklentisi 12 milyon euro artı sonraki satıştan pay diyordum. Bu payın da %20 olduğunu söyleyebilirim. 12 milyon euro artı sonraki satıştan %20 pay. Başakşehir'in beklentisi bu yöndeydi. Fenerbahçe'nin masaya oturduğu teklif de 8 milyon euro artı Deniz Türüç oldu. Fakat şunu da söyleyebilirim ki bu teklif 10 milyona çıkabilir. 10 milyon euro artı Deniz Türüç'e çıkabilir. Hatta çıkma ihtimalinin yüksek olduğunda belirteyim. Fenerbahçe ile Başakşehir yöneticileri gayet olumlu havada geçen bir görüşme yaptı. Ve Fenerbahçe açısından bu süreç olumlu işliyor. Yani Başakşehir tarafının da beklentilerini karşılama anlamında Fenerbahçe'nin ortaya koydukları çok daha memnun edici. O yüzden iki tarafta, hem Başakşehir tarafı hem Fenerbahçe tarafı bu görüşmeden memnun ayrıldı bu anlamda. Tabii şunu da hemen söylemek istiyorum. İnsanlar Fenerbahçe neden böyle bir atılım yaptı, neden Galatasaray'a
karşı bir hamle mi? Tabii ki işin bu tarafı da vardır. Sonuçta ezeli rakipler birbirlerinin her konuda yarışıyorlar ama asıl plan şu. Fenerbahçe'nin UEFA nezdindeki finansal fair play durumunda alabildiği kadar satabildiği kadar alma zorunluluğu var. Yani bonservis harcaması için bu şekilde bir engel var önünde ve Vedat'tan gelen, Jason'dan gelen, Zayt'tan gelen sene başındaki bonservislerin yarattığı limit bu transfer dönemiyle birlikte ortadan kalkacak. Bu anlamda Fenerbahçe İrfan Can hamlesini aslında gelecek yıllarda yapacağı bir hamleyi öne çekme olarak değerlendiriyor ve bu yüzden bu hamleyi yapıyor. Tekrar edelim, bugünkü görüşmede Fenerbahçe masaya 8 milyon euro artı Deniz Türüç teklifiyle oturdu. Başakşehir'in beklentisi 12 milyon euro artı sonraki satıştan %20 paydı. Burada Deniz'in de tabii ki bir biçilen değer var. Fenerbahçe teklifini 10 milyon euroya çıkarabilir bir sonraki görüşmede. Başakşehir'le aradaki görüşmeler sürüyor. Bugünkü görüşmede bunlar konuşuldu. Zaten kısa süre içerisinde yeniden telefonla ve yüz yüze görüşmeler olacak. An itibariyle sürecin olumlu gittiğini söyleyebiliriz sevgili Mustafa Göksu. Sevgili Ahmet Selim, çok teşekkür ederim katkılarından dolayı. Hamdi Hocam, Mesut Özil transferi ardından İrfan Can. Bir taraftan lig bitince Avrupa Şampiyonası başlıyor. Oradaki önemli silahlarımızdan biri olacak. Başakşehir Kulübü'nün istediği rakamı söyledi Ahmet Selim. 12 milyon euro artı bir sonraki satıştan %20. Fenerbahçe'nin teklifi de 10 milyona kadar çıkabilir. 8'den 10'a çıkabilir artı Deniz. Yani büyük bir teklif. Rakam büyük. Yani bana göre çok büyük bir rakam. Yani Mesut'tan sonra böyle bir rakamı tekrar gözden çıkarması Fenerbahçe'nin bence büyük bir başarısı olur eğer katabilirse İrfan'ı. Yani Galatasaray bu rakamlardan çok savaşamaz gibi geliyor bana. Bilmiyorum, Mehmet daha iyi bilir ama bu konuda ben sanki bu rakamlar biraz Fenerbahçe... Galatasaray'ın son teklifi, ama az önce dediğim gibi yani en son Fenerbahçe'ye görüşten sonra teklifimizi mutlaka duyundan önceki şu andaki masada Galatasaray'ın 6 milyon euro artı satıştan %50 pay. Bir de futbolcu var galiba. Yok. Bu Fenerbahçe'nin teklifini aynısını söyledi çünkü sağ olsun Ahmet Selim Kul. Galatasaray tarafı da aynı kaynak bana Galatasaray 6 milyon euro artı %50 teklifte diyor. Ama Galatasaray Fenerbahçe'yle görüştükten sonra lütfen bizim son teklifimizi duymadan karar vermeyin diyor. Fatih Hoca'nın bu akşamki açıklamalarıyla bunları birleştirdiğimiz zaman Galatasaray'da sanki Ilgaz'ın az önce sözünü ettiği o Luyendama meselesi gibi bir farklılıkla ileriye taşıyabilecek bir teklife çıkar mı diye düşünmeden edemiyorum şu anda. Yani Galatasaray'ın %50 pay istemesi tabii ki... Yok, vermesi. Vermesi yani biraz... Yani biliyorum biraz... Korkunç rakamlar. Bu arada yani bu transfer hikayesine çok çok yakın birinden aldığım bir detayı da söyleyeyim. Fenerbahçe İrfan Can meselesinde Başakşehir'le şöyle bir anlaşma da yapabilir. Bu da masada diyor. Sizde kalsın, seneye ben alayım. Kiralık ben de mal servisini alıyorum. Sezon sonuna kadar sizde kiralık kalsın Başakşehir'de. Hani Fenerbahçe'de nerede oynayacak konuşuluyor ya. Hı hı. Yeni sezonun başında bana gelsin. O da Ozan'ı satarım ben demek. Sezon sonu. Valla gelen de bilgi zaten oydu Mustafa. Söylemiştik. Evet. Sezon sonu için görüşüyor Fenerbahçe'de. Net. Sezon sonu için olursa bu transfer yine Başakşehir'de İrfan yarım sezon daha devam eder. Çünkü böyle bir oyuncu sezon, devre arasında böyle bir oyuncu bu paraları getirirse oynatsam bir dert, oynatmasam bir dert yer doluyken. Hangi takıma daha çok katkı yapar? Mevcut orta sahalar düşündüğümüzde Galatasaray. Evet. Galatasaray'a mı? Evet. Mevcut yani. Şu anki mevcut kadro yapısından bahsediyoruz. Neyi orada halleder yani mesela? Belhanda'nın yapamadığı her şeyi İrfan halledebilir. Yani sen sağ içe mi konumlandırıyorsun? Efendim? Sağ içe mi konumlandırıyorsun? Sonuç sağ iç fark etmez. Yani sonuç böyle Taylan'la beraber oynayabilecek. Taylan'ın önüne konumlandırıyorsun. Taylan'ın önünde. Yani biraz daha merkez orta saha merkez, gibi. Merkez tabii. Merkez. Öne yakın merkez orta saha. Üç tane serbest 8 numarayla oynarmış gibi düşünelim onu. Fenerbahçe'de? İşte Fenerbahçe'de... Nasıl bir yerde? Mustafa kesin olacağı için. Yanında mı olur? Yani muhtemelen Luis Gustavo, Mesut, İrfan olarak. Ve Mesutlu bir kurgudan bahsedebiliyoruz şimdilik. Dışarıda yani bırakacağın adamları söyle. Dışarıda bırakacağın adamlar da Ozan Mozan oluyor Ozan, işte. Yani böyle yani merkez için Pelkas, yani, Mert Hakan'ı sayma bile, ha, Sosa da, yok bile. Yani. Eğer Erol Bulut oyununu değiştirecekse ve Erol Bulut oyunu daha farklı ve daha yaratıcı bir şekilde oynayacaksa o zaman Ozan, İrfan, Mesut bile olabilir. Aa, Mustafa'ya gelen misal, bilgi çok akla yattığım bilgi geldi bana. Sana gelen bilgi çok akla yatkın ve bugüne kadar da neredeyse hiç konuşulmamış bir şey geldi sana. Çok aklıma yattı o iş. Yani oyuncuyu bonservisini Fenerbahçe alır, kiralık olarak orada kalır. Oyuncunun da habitatı değişmez. Evet.
an itibariyle Fenerbahçe'ye gidip habitatını bozmaz tırnak içinde. Çünkü Galatasaray çok istediği söyleniyor ya. Mantıksız gelmedi. Aslında bana. Fenerbahçe alabilecek şıklardan ekstra bir şey buldu. Bu ekstra bir yöntem bu, üretti. Ekstra bir yöntem evet. üretti. Ya bu Fenerbahçe kulübünün şeyisi yani bence. Yani evet bu da olabilir ama yani bu yılı mı gelecek planlaması herhalde. Veya gelecek seneye satacak olduğu illaki planlar içerisinde bu Mustafa'nın dediği bana Ozan'ı sattırıyor. Bak evet. bu kompozisyonda Ozan yok yok. Sadece Ozan. Başka biri kim? Gustavo. Abi Gustavo'lu İrfan aynı. Gustavo giderse İrfan onun alternatifi değil ki. İrfan onun alternatifi olacağını nereden biliyorsun? Belki başka... Yani Ozan da gider. Ozan ve Gustavo da aynı anda gider. O anlamda söylüyorum. Yani Fenerbahçe biraz da rakamsal olarak yani senenin yani Ozan'ı mesela. Tercih eder diye düşünüyorum. Hani ben eğer öyle bir şey yaparsa... Ama futbolda bakın şunu söylüyorum. Bu işin garantisi yok. Demin ne dedik? Borç 14 milyar TL. Ben 2 sene önce, 2-3 sene, 3 sene önce bir tweet attım Hamdi Hocam. Dedim ki önümüzdeki sezonlar risk altında diye. Hakikaten bir sezon neredeyse oynanmıyordu pandemi yüzünden. Hepsi battı. Korkunç rakamlar. Gelirler yok, şunlar yok, bunlar yok. Yine sanki hiçbir şey olmayacakmış gibi. Olmamış gibi. Olmamış gibi ve de olmayacakmış gibi. Söylediğimiz zaman Fenerbahçe düşmanı oluyoruz, Galatasaray düşmanı oluyoruz. Ben de diyorum ki geçenlerde bu yorumu yaptım. Niye kıskanıyorsun falan? Kıskanmıyorum. 40 milyon euro verin ya. Umurumda da değil. Hakikaten umurumda da değil ama çok büyük rakam. Ya çılgınlık şu an. Bu rakamlar, bak şu anki Ajax bu paralardan daha az paraları kuruldu altyapısında 5-6 sene önce. Ha onun üzerine artık birer tane isimler eklediler her sene nokta nokta atışlar yaparak ama temelini Ilgaz da biliyor. 7-8 sene falan bile olmadı belki de. 5 milyon euro falan tutmuştur herhalde yatırım. Sıkıntı şu burada mesele hani ben daha önce düşünce olarak ifade etmiştim. Böyledir muhakkak demiştim. Ahmet Selimkul doğruladı bağlantıda. Yani Fenerbahçe'nin elinde bu transfer döneminde harcayabileceği bir rakam var. Vedat Muriç, Cahilson ve Miyaz Ayas'tan gelen. Ve bunu sadece transferi harcayabiliyorsun. Yani ona bakınız Galatasaray'ın şeyi aldığı gibi. Enbaye Cagney'i aldığı devre gibi. Arası. Burada işte ya da borcu kapatmaya koyuyorsun kenara. Veyahut da yani borcu kapatabiliyor musun? Yok. Hayır. Öyle. Eğer, tam bilmiyorum. Eğer parayı atıyorum 1 Şubat'a kadar harcamazsan o parayı içeride borcu kapatmaya kullanıyorsun. Bunun yerine de diyor ki bu parayı 1 Haziran'da kullanamıyorsun. Kullanamıyorsun. Transfer olarak kullanamıyorsun. Transfer olarak 1 Haziran'da ben bunu saklayayım orada kullanayım diyemiyorsun. Kullanamıyorsun. O yüzden de Fenerbahçe diyor ki ben İrfan Can'a yatırım yapmak istiyorum diyor. Burası çok mantıklı geldi bana o yüzden. Yapıp satım daha fazla kazanayım. Yani belli ki bir oyuncu satılacak. Orada bir boşaltma olacak. Bu noktada ya da İrfan Can değerlendirilecek. Yani. Peki orada İrfan Can'ın kararı ne olur? Onu bileyim, o... Yani sizce ne olur mesela? Sence bencesi yok onun ya. Yani Fatih Hoca söyledi İrfan Can'ın kararını. İrfan Can'a Fatih Hoca söyledi. Neredeyse kesin Galatasaray yani. Şu anlamda diyorum şimdi. İrfan Can tabii ki yani ben niye kalan sürede Başakşehir'de oynayayım ben gideyim Galatasaray'da oynayayım. Ha, tabii yani, o da var. Orası var yani İrfan Can adına ben diyorum. Yani şu an Başakşehir'in yani genel kulüp yapısına veya şu an oyununa bakıldığı zaman... Ya bence biraz zaman kaybı gibi veya oradaki kaosun ne getireceğini bilmiyor. Tabii. Kaotik ortamı ne getireceğini abi, bilmiyor. Haklısınız. Yani o anlamda yani bence yani bu dönemi oynayarak geçirmesi gerekiyor. Bu dediğiniz yanlış değil fakat karşımızda 7 ortaklı ve AŞ olan ve Göksel Bey'in sözünün geçtiği bir sahipli kulüp var. Dolayısıyla orada İrfan Can tamam insan hakları var, futbol hakları var, başım tacı. Ben de nerede oynamasını istiyorsa oynasın orada varım. Ama orada yasalar, kurallar ya da gelişmeler... Başakşehir'in yanında olabilir. Başakşehir ne istiyorsa onu yapmak gibi durumu en azından yok. Sezon sonuna kadar olabilir yani. Abi yok oyuncu istemiyorsa hiçbir yere yollayamazsınız abi. Ben tamam bir şey yok yani. Tamam, peki işte. Şu detayı da vereyim. Bugün masada konuşulan konu bugün bu mu? Görüşmede oyuncunun bonservisinin alınması, oyuncunun Başakşehir'de kalması. Tamam, o oyuncu belki Başakşehir'de de kalmak istemeyecek o zaman. İşte ben az önce oyun anlamında hocanın söyledi o yani. Fiziken orada olabilir ama ruhunuzu koymuyorsanız fiziğinizle beraber adamıyorsanız o bir adammışlık da değil. Yani ben Başakşehir kulübünün de yani hani buna çok şey bakacağını düşünmüyorum. Yani hani sonuçta satılmış bir oyuncu bende ne kadar verimli olacak. Yani hani oraya gelecek olan biraz... teknik direktör der ki ben önümüzdeki seneyi düşünüyorum ve İrfan Can'ı oynatmıyorum. Buraya başka bir oyuncu hazırlayacağım. Yani biraz yorar bu düşünceler evet. Yani bence hem teknik anlamı. O zaman ikinizin görüşü ortak. İrfan Can Başakşehir'in herhangi bir kurumsal çıkarını gözetmeksizin Galatasaray'a gitsin.
Hayır ben hayır, hayır, şey hayır. Söylemiyorum. Oradan çıkıyor ama. Hayır hayır o çıkmıyor. Fenerbahçe'nin... Ama ikinizin ortak... Sen öyle çıkartıyorsun. Ben bizden o çıkıyor. Hayır biz öyle bir karar veremeyiz. Hayır hayır. Hayır. Şey, yani ben... Şeylere bulunmayız. Dilekte de bulunamayız abi. Ne yapıyorsunuz? Olur mu yani? İyi fikriniz o ama. Hayır hayır. Yani diyorsunuz ki oyuncu istediği kulübe gitsin. Ya bana da yaptı aynısı. Oyuncunun hangi kulübe gitmesini istedi ben size söyleyeyim Galatasaray. O zaman diyorsunuz ki ne? Şimdi oyuncu istediği kulübe gitsin kelimesini ben nereden mesela... Sen sordun mu cevap verdin zaten. Ben şöyle dedim. Yani ben İrfan Can'ın yerinde olsam Fenerbahçe beni alıyorsa ben bu sene Fenerbahçe'de diyor. Oynarım. Galatasaray'da alırsa Galatasaray. Ben gidip hani evet ben satıldım ama ben bu sene Başakşehir'de hocam. Ben Başakşehir'i şu anki futbol... O zaman Mustafa'nın formülünü siz şey bulmuyorsunuz. Akla yatkın bulmuyorsunuz. İrfan Can kulüpler açısından akla yatkınlık anlamında ben bir olumsuz görmüyorum olayı. Ben sadece İrfan Can'ın şey anlamında dedim yani. Sonuçta bu seneyi daha heyecanlı oynamak ister bir oyuncu diye ben o yorumu yaptım. Yoksa iki teklifte yani kullanılabilir, yapılabilir. Ben sadece İrfan Can'ın bu sene, yani neden Başakşehir'in bu kaotik ortamında kalayım? Ben gideyim daha heyecanlı, daha hedefleri büyük olan bir yerde oynayayım yani. Bir oyuncu bunu ister. Ben bunu isterim yani. Mustafa'nın formülü bana çok mantıklı geldi tabii ama İrfan de, Can ne istiyor bilmiyoruz tabii. Tabii bir de Başakşehir'in yeni müstakbel teknik direktörü var. Belki de gelecek ve diyecek ki kesinlikle satmayayım. Kim o acaba? Aykut Kocaman. Ve Başakşehir'de ilk aday Aykut Kocaman, Göksel Gümüşdağ'la tecrübeli teknik adam yarın görüşecek. Edindiğimiz istihbaratı paylaşalım değerli izleyiciler. Aykut Hoca %99.9 sezon sonuna kadar takım çalıştırmayı düşünmüyorum. Pandemi ortamı demişti ama aşılamayla birlikte hoca aslında daha sıcak bakmaya başlamıştı. Başakşehir'de Tayfun Korkut ismi çok konuşuluyordu. Aykut Kocaman ismi çok konuşuluyordu. İkinci bir isim duymadım ben içeride. Ben de hiç duymadım. İkinci bir isim duymadım. Tayfun Korkut'u bizim Mustafa Mandev'den duydum. İkinci bir isim duymadım. Aykut Hoca dönsün artık ya. Dönsün artık ya. Ben de çok isterim inşallah. Yani, olur da. Yani bu Başakşehir olur ne olursa olamadı. Şimdi burada pandemi süreciyle ilgili o hani takım çalıştırmayı düşünmüyorum. Biraz sağlıkla ilgilidir muhakkak. Yani normal sağlıklı bir ortamda İstanbul dışındaki takımlar ciddi sıkıntılar yaşarken böyle bir ortamda o sıkıntılar dörtle çarp. Ben oralarda mutlu olamam. Hiç kimseyle de kırgın ayrılmak istemiyorum. Bu süreç bir geçsin. Ama Başakşehir niye? Yanlış anlaşılmasın. Ev İstanbul'da falan diye değil. Futbol işi yapıyorsan seyahati göze alacaksın. Başka şehirlerde yaşamı göze alacaksın. Ama ligdeki en kurumsal takımlardan biri, kulüplerden biri. Öyle değil mi? Baktığınızda. Tabii hakikaten ki. Çok tabii ki. Tabii ki. Direkt öyle. Evet. Her anlamda. Ama bu sezon sonu ne konuşacağımızı bilmiyoruz Başakşehir halkı. Alakalı. Yani o kurumsal yapı onu, tamam tabii. Çok ama doğru giden Aykut bir şeyler Hoca'yla vardı. Ama Aykut Hoca'yla da işte o yapıyı kurmak, o yapıyı futbol yapısını devam ettirmek, baskın başka bir takım bir oluşturmak yer. Değerlendirilebilir. Yani medya baskısının olmadığı bir yer. Kadro yapısının bence %70-%80'ine yakını değişmesi gereken bir kulübe çok gidiyor. Çok mu yıldız var diyorsun Başakşehir? Çok yıldızlıktan çok değil. Yani değişmesi var. Gerekiyor. Yani hani bunu yapmak da yani Aykut Hoca için yani çok büyük bir şey getirebilir. Sene olarak yaşlı değil. Şey olarak ruhen de yaşlı, kafaca ruhen de yaşlandı, doyuma ulaştı o takım. Ya ben doyum kelimesini çok sevmiyorum. Ama yani sezonun ilk haftalarında Okan Hoca dedi zaten bunu açık açık. Yani kafası burada olmayan oyuncularla demek ki yolları ayırmak lazım dedi özetle. O anlamda. Kafaları karıştı hocam. Yani, transfer dönemi de devam ediyordu o haftalarda. Yani tabii özet ki o arada Şampiyonlar Ligi girdi. Yani orada farklı bir beklenti oldu. Biraz bir karıştı yani oradan. Nihayetinde yapısı. Ligde şampiyonluk yaşamış. Kariyeri belli. Kupalar kazanmış. Avrupa'da yarı finaller görmüş. İşte Konyaspor'la bir Anadolu kulübünü Avrupa'ya götürmüş bir teknik adam. Çok büyük iz bıraktı bence. Evet. Çok büyük iz bıraktı yani. Ve belli dönemlerde haksızlıklara da çok maruz kaldı değil mi hocam? Bu defans futbolu muhabbeti işte. Yani evet özellikle Konyaspor'a çok eleştirildi. Yani oynamış olduğu oyunun çok yavaş ve çok... Yani temkinli bir oyun. Yani biraz daha onu ilerlettiler, korkağa çevirdiler. Yani Aykut Hoca'nın zaten oyun yapısına veya futbola bakışına baktığın zaman hayatında hep keyiflidir yani. Şöyle korkaklık hocam. Yani oraya kadar getirdiler. Oraya kadar yok. Bu başka. Tarzı o. Öyle seçiyor. Belki de dünyada birçok kulüp buna doğru yönelecek demişler herhalde bir yerde galiba. Ama Aykut Hoca'nın takımlarından mesela transferde ismi geçen oyuncular böyle rakam anlamında söylüyorum. Astronomik derecede ismi geçen oyuncular çıkar mı? Şüpheliyim. Aykut Kocaman'ın biraz bence ilkesi şu. Yani ligde Trabzonspor deplasmanında oynadığım oyuncu grubu oyun mantığıyla Avrupa'ya gittiğim zaman UEFA Avrupa Ligi'nde örnek veriyorum.
Salzburg deplasmanında da aynı oyunu oynayabilmeliyim evet, ki evet. Bu Avrupa standartlarında bir oyun olsun. Öyle. Ve bu bizim yapabileceğimiz maksimumu mevcut ekonomik şartlarda ve Türkiye koşullarında diye bakıyor hoca. Bu tercihine dolayı evet. Hocalı sorgulanamaz. Onun tercihi tabii, yani. Tarzı bir şey diyemem. Yani hocalık sorgulamak ne demek zaten? Abdullah Hoca o yüzden mutlu. Tabii. Yani Abdullah Hoca'nın ilk 4 maç, ilk 3-4 maçına bakıldığı zaman ya biz hep bunu mu izleyeceğiz diyordu tarafta. Yani oyun hep böyle mi izleyeceğiz diyordu. Karagümrük maçıyla döndüler bence. Yani bugün bir baktığın zaman tamamen o oyundan çıkan gelişen bir oyun. Karagümrük yani o oyuna birinci maçta Erzurumspor maçında öyle başlamasaydın buralara gelemezdi bu şekilde. Ilgaz yani. Karagümrük dedi. Aklıma geldi. Aykut Hoca için Karagümrük de devreye girmişti bir ara diye biliyorum. Süleyman Başkan'la konuşuldu. O, evet, olmadı. Ve o süreçte de teklif kabul etmemişti. Aykut Hoca'nın gelmesi tabii ki çok değerli, kıymetli ve ben de çok mutlu olurum. Ancak Okan Hoca niye gitti sorusuna verileceğim bir numara cevap var. O da şu. Yani şampiyon yaptığın takımın fabrika ayarlarıyla oynamayacaksın hocam. Okan Hoca bizim çok sevdiğimiz, saydığımız bir arkadaşımızdır, dostumuzdur. Siz karşı topu oynadınız. Evet. Ilgaz da, Serdar da tanır. Şampiyon yaptığın takımın fabrika ayarlarına dokununca, kuruluş ayarlarıyla oynayınca olmuyor. En çok hangi mesela bu abi, konuda? Abi İrfan Can ve Mahmut. Viska ve Mahmut. Ya Viska ve Mahmut'la ilgili kardeşim şahittir. Sezon başında ya hocam sen bu adamlarla çok oynuyorsun. Etme, bunları çıkartma. Bak bu takımı geçen sene bunlar şampiyon yaptı. Tamam yeni bir şey yapacaksın ama sezon başı olmaz. Bunlarla oyna. Bunlar takımın kültürüdür. DNA'sıdır, şudur, budur. Onlarla böyle küt diye oynayınca şak diye gitti. Yani tamam ben değişmesine saygı duyuyorum. İnce ince de dokunabilirdi ama çok satırı sert vurdu ve olmadı. Ben birinci günden beri çünkü aynı şeyi anlattım. Bu da onun için çıkarılacak bir derstir sonuçta böyle. Ama Aykut Hocam da biraz öyledir yani. Gelir böyle Alexander Hilepi takımdan gönderir falan yani bunları. Ama çok büyük olasılıkla Aykut Hoca önümüzdeki 16 Mayıs'a kadar olan bölümü herkes de sarih bir şekilde tıpkı Alex de ve Hlep de yaptığı gibi tartışacak, paylaşacak. Hem yönetimle hem oyuncularla sonrasında 1 Ağustos'a bambaşka bir Başakşehir çıkartmaya çalışacaktır. Yani 1 Ağustos'ta bugünkü Başakşehir'i görmeyeceğiz kesinlikle Aykut Hoca gelirse. Aykut Kocaman, Abdullah Avcı maçlarını her zaman çok sevdim Hamdi Hocam. İşin içinde başka bir renk, başka bir tat vardı. İki hoca da birbirine bence çok fazla saygı duyuyor ve oyun kültürleri anlamında da saygı duyuyorlar. Aynı ekolü temsil etmeseler bile. Ama Aykut Hoca'nın Fenerbahçe'deyken Başakşehir deplasmanında kazandığı bir maç vardır ki Başakşehir'in bütün şifrelerini vermiş ve ondan sonra bütün takımlar Başakşehir'e karşı öyle oynamaya başlamış. 2-0'dı maç galiba. 2-0'lık maç ama. Mehmet Topal'la Josef de Souza'nın iki tane 8 numara nasıl oynanır deyip kamuoyunun tepesine vurduğu, Elif Elmas'ın da çok iyi oynadığı maçtır. Döve döve yendi bak. Katılmıyorum. İşte bak döve döve yendi. Başakşehir'in şifrelerini bir hafta önce Konya deplasmanında Mehmet Özdek yönetimindeki Konya Spor vermişti. Beraberlik. Bir bitti değil mi? Başakşehir'in iki bekine o kadar sağlam bastılar ve merkezi o kadar iyi kapatmışlardı. Evet. Arda oynamıştı. O kadar iyi kapatmışlardı ki Fenerbahçe'yle de Aykut Kocaman Hoca. Çünkü ben o zaman radyoda şu yorumu yapmıştım. Aykut Hoca deplasmanda aynı oyunu oynamış. Aykut Hoca bir hafta önceki rakibinden doğru dersleri almış ve ona göre çıkarttı demişim. Çok teşekkürler. Ama ben bu yorumu yapmışım, hatırlattın sana. Gerçekten Abdullah Avcı'nın o güne kadar yediği en büyük futbolda ayağı oydu. Bak 6-0 falan kaybettiği maçlarda bile. Abi dövmek, dayak, mayak falan. doğru anlaşılsın. 62-22 gelecek şimdi. Doğru anlaşılsın. Kan gözyaşı ızdırap istiyor. Çıkışta sıkıntı. Karar ver. Transfer seviyor muyum, kan gözyaşı ızdırap istemiyor muyum? Hangisi? Bence hepsini istiyorsun, olsun ki eleştireyim diyorsun. Dışarıda spor şube bekliyor dışarıda. Değil mi? Aykut Hoca da, Abdullah Hoca da şahitlik ederler bize. Evet. Ama bence o maç yine Konya'daki Mehmet Özdekli Konya Spor oyunu. Ardından Başakşehir'e karşı aynı futbol. Ama çok iyi oyundu. Fenerbahçe'nin oyunu çok çok iyi bir oyundu. Evet. Ve daha her anlamda kaliteli oyuncularla yapınca daha da keyifli bir oyundu, onu söyleyeyim. Elif Elmas harika oynamıştı yani. Ve o gün de Fener'den öyle bir performans beklenmiyordu. Kimse beklemiyordu. Yani herkes Başakşehir'i favori görüyordu o maçta. Herkes Başakşehir'in çok favori olduğu bir oyun görüyordu. Tam tersi olmuş. Evet, çok yani. Ekstra bir şey çıktı o güne. Abdullah Avcı hocayla da Süper Kupa'da gördük ki Hamdi Hocam. Yani Trabzonsporlu oyuncular artık o keyfe varmaya başlamışlar. Herkes keyif alıyor. Belli bir aile ortamı da var değil mi? O ev huzurunu sağlamışlar orada. Yani tabii ki Abdullah Hoca aslında... Yani herkes oyunun saha içerisindeki bölümüyle başladığı gibi yorumlar yapıyor. Yani ne konuşuluyor? Defansif problemler çözüldü. Ondan sonra yavaş yavaş. Ama Abdullah Hoca bence ilk önce ilişkilerle başladı Trabzonspor'da. Yani oyuncularla olan kurmuş olduğu kontak
Yani bence onlarla olan o birliktelik yavaş yavaş oyuna gelişti. Yavaş yavaş oyunu ilerletti. Neler yapabileceğini, takımın kapasitesinin ne olduğunu, nasıl gelişebileceğini çok net anlattı. Yani oyuncularda o rahatlık vardı. Yani ilk başta yani belki bizim de dediğim gibi çok eleştirdi demeyeyim de yani çok temposuz bir oyun gibi görünüyordu ama bu oyunun gelişeceği belliydi. Yani o yüzden yani Abdullah Hoca aslında yani bakıldığı zaman Trabzon'da zaman zaman bir arada oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Yani gerçekten yani çok mutlu. O her halinden belli oluyor. Yani oradaki futbol yapısını özledi diyelim. Yani Rize Spor'da oynarken o bölgeyi çok iyi biliyordu. Yani o bölgenin insanın yapısını, insan karakterini çok iyi biliyordu. Kendini de oraya ait hissediyor bir kere. Çok hissediyor. Orası net. Bir reklam arası verelim. O aranın ardından sevgili Yunus Emre Sel'e de bağlantı gerçekleştireceğiz. Sevgili Sercan Dikme bizi bekliyor. Yine takımların transfer gündemlerine bakacağız. Öncesinde bir reklam arası. Artı Futbol devam ediyor değerli izleyiciler. Şimdi telefon attığımızda Aspor Trabzon muhabiri Yunus Emre Sel var. Trabzon'da çok hareketli bir gün yaşandı ve devam da ediyor. Her an yeni gelişmeler de yaşanabilir. Yunus Mallı, Bakasetas, konuşulan çok fazla isim var. Daniros onlardan biri, Efecan onlardan biri. Yunus Emre Sel, detayları senden rica ediyoruz. Senin de söylediğin gibi bugün çok hareketli bir gün başladı Trabzonspor için. Önce sabah saatlerinde UEFA'dan gelirlerine el koyduğu %50'lik miktarı geri iade haberi geldi. Bu 4 milyon avroya tekabül ediyor. Trabzonspor için oldukça yüksek bir rakam. Trabzonspor'un bu para en kısa süre içerisinde ödenecek, onu belirtelim. Tabii bu harcama limitlerini de oldukça olumlu yönde etkiledi Trabzonspor'un. İlk olarak şu an en sıcak gelişme olan Yunus Mallı ile başlayalım. Orada mavili takım Yunus Mallı ile her konuda anlaşmaya vardı. Zaten Wolfsburg kulübü oyuncu çok cüzi bir rakam veya bedelsiz olarak çıkartma noktasında sorun çıkartmayacağını belirtmişti. Yunus Mallı yarın saat 16 civarında İstanbul'da olacak ve ardından İstanbul'da kısa bir görüşme yaptıktan sonra hemen Trabzon'a doğru hareket edecek. Bunu da belirtelim. Yunus Mallı teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği oyunculardan bir tanesi. Hem ofansif orta saha bölgesinde oynayabilmesi hem de her iki kanadı da yedekleyebilecek olması Trabzonspor için çok ciddi bir avantaj olarak dikkat çekiyordu. Yunus Mallı ile rakamsal konularda herhangi bir sorun şu an itibariyle bulunmuyor ve yarın önce İstanbul ardından Trabzon'a geldikten sonra bu oyuncuyla anlaşma yapılacak. Zaten bugün belki ilerleyen saatlerde de kamuoyu aydınlatma platformuna Yunus Mallı ile ilgili olarak resmi açıklama yapılabilir. Bakasetas konusuna gelecek olursak teknik direktör Abdullah Avcı, tanıdığımız bildiğimiz oyuncuları alalım, riske girmeyelim dedikten sonra ilk görüşme yapılan oyuncu, tabii Abdullah Avcı'nın verdiği liste doğrultusunda ilk görüşme yapılan oyuncu Bakasetas oldu. Bakasetas da önce kulübü Alanya Spor'la Trabzonspor belli konularda görüştü. Hala da bu görüşmeler devam ediyor. Dün gece geç saatlere kadar sürmüştü. Şu an hala devam ettiğini belirtelim. Oyuncunun Trabzonspor'a gelme isteği, Alanya Spor'un da daha önce elinden bedelsiz olarak kaçırdığı oyuncular gibi olmaması için bu kez Trabzonspor'un fikrine sıcak bakması nedeniyle şu an görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor. Oyuncuyla alakalı sorun yok. Kulüple şu an için görüşmeler devam ediyor. Yaptığımız görüşmelerde hem Alanya Spor cephesinden hem de Trabzonspor cephesinden bu transfer alakalı çok ciddi bir sorunun bulunmadığını, sadece ödeme şekilleri ve belki takasta alınabilecek oyuncular noktasında belli pazarlıkların yapıldığını söylediler. Tabii süre uzadıkça taraftarların beklentisi, sabrı biraz aşılıyor ama her iki tarafta bu transferle ilgili çok ciddi bir sorun olmadığını şu an itibariyle ailem beyan ediyor. Onu söyleyelim. Efecan konusuna gelecek olursak, Efecan da yine teknik direktör Abdullah Avcı'nın kanat bölgesinde kullanabileceği oyuncu noktasında sıkıntı yaşamasıyla birlikte transferi gündeme gelen oyunculardan bir tanesi. Efecan'ın kendisiyle yapılan görüşmelerde oyuncu Trabzonspor'a gelmeyi çok istiyor. Tabii olayın bir de Alanya Spor boyutu var. Hem Bakasetas hem de Efecan'ı bir anda kaybetmek Alanya Spor adına çok ciddi bir kadro daralmasına girebilir. O yüzden şu an Bakasetas biraz daha ön planda. Bakasetas'la yoğunlaşmış durumda her iki takım. Ardından Bakasetas transferi gerçekleştikten sonra belki Efecan'a biraz daha odaklanabilir. Başka bir transfer olur mu diye sorduğumuz yöneticiler,
Ya çok beklenti olmasın ama bir oyuncu içinde temasların sürdüğünü net bir şekilde söylediler. Sevgili Yunus Emre Sel, çok teşekkür ederim. Bugün Trabzonspor için hareketli gündü. Hamdi Hocam, Bakasetas. Yani benim için de çok sürpriz oldu. Yani çok alınabilecek gibi görmüyordum yani Alanyaspor'u oyuncudan vazgeçeceğini ben çok beklemiyordum. Ki yani bugün Trabzonspor o bölgedeki 3 tane oyuncu saydersen ben biri Bakasetas'ı o 3 içerisine sokardım. İhtiyacı anlamında. Çok doğru bir transfer. Yani özellikle transfer yani izleme komitesinde İhsan Hoca'nın da İhsan Derelioğlu'nun da çok büyük bir bu konuda ısrarı vardı. Bakasetas Abdullah Hoca ile beraber diyaloğunda. Yani Bakasetas üzerinde daha çok yoğunluğundu ama Abdullah Hoca Yunus Malı üzerine çok fazla duruyordu. Bilmiyorum Yunus Malı ile altyapıda çalıştı mı hocam milli takımlarda? Milli takımlarda çalıştı bildiğim kadarıyla. Yani çok iyi tanıdığı için ben birazcık olsun Yunus Malı ile ilgili bu kadar isteği olduğunu ben düşünüyordum. Çünkü yani bayağı uzun süredir de yani oynamıyor. Milli takımda biraz çalışmış olabilir galiba. Alt yaşlı değil de yani tam hatırlayamadım. Yani de. Ama Yunus Malı'yı Abdullah Hoca'nın çok istediğini biliyorum. Yani bence tabii ki orta saha ve kenar alternatif oyuncusunu arıyorlardı. Yani çok fazla diğer bölgelerle ilgili bir araştırma içerisinde değillerdi. Yani eğer tabii ki bu oyuncular olursa bence çok iyi kapatmış olurlar diye düşünüyorum bu aradaki kiralık dönemini ki. Yani belki gelecek planlaması içerisinde iki kenar bek anlamında da daha yoğun olacaklar ama bence bu dönemde bu oyuncular yeterli diye düşünüyorum Trabzonspor'a. Yani ihtiyacı anlamında çok şeyler katacaktır. Hocam Efecan da konuşuluyor. Bu sefer şöyle bir orta saha hayal ediyorum ya da şöyle bir hücum hattı hayal ediyorum. Sol tarafta Vakame, sağ tarafta Efecan, ortalarında Bakasetas, önlerinde Ekuban mı olur artık? Yani tabii ki şimdi yani hangi dizilişte bulmak çok zor ama yani bu oyuncular arasında kim oynar dersen Bakasetas oynar. Yani Efecan geldiğinde oynar mı nasıl oynar o biraz şey olur diye düşünüyorum. Yani orada biraz alternatifli bir bölge olacak şimdi. Ekuban orada olacak. Yani bence Yusuf Sarı'yı da unutmamak gerekiyor. O da yani o bölgenin bir oyuncusu olacak. Ama Efecan üzerinde bu kadar yoğunluk yapacaklar mı onu da çok yani çok zannetmiyorum diye yani benim fikrim. Peki ama hem Yunus Mallı hem Bakasetas biraz da Abdülkadir Ömür'ün sakatlığından dolayı iki futbolcuya birden yönelmiş olabilir. Yani şimdi o bölgede yani orta saha şimdi baktığın zaman şu an eldeki 4 tane orta saha var. İşte Berat'la gelmesiyle beraber Berat, Baker, Flavio ve Abdülkadir Parmak. Şimdi Berat'ı gelmediği döneme baktığımız zaman üçü de 6 numara ve rahat oynamak istiyordu. Zaman zaman Abdülkadir Parmak'ın mutsuz olduğu anlar oydu yani. Zaman zaman geliyordu Baker'la beraber aynı pozisyonu oynuyorlardı yani. Hep herkes oraya oynamak istiyordu. Şimdi Berat geldi, herkes oradan vazgeçti. Yani burada Berat oynayacak artık arkadaşlar. Biz de ona göre kendimize bir yer bulalım düşüncesindeydi ama ben tabii ki Bakasetas performansı bu üç oyuncunun yani o bölge performansında daha önde. Yani o yüzden oraya çok ihtiyacı vardı. Yanına ya yani büyük bir ihtimalle Parmağı koyacak gibi düşünüyorum. Yani ben sanki biraz Baker'ı artık kenarda tutar diye düşünüyorum. Flavio ile beraber biraz daha rotasyon oyuncusu olarak kullanır. Yani çizgide zaten şu an baktığı zaman Ekuban'la devam eder. Vakiyeme önde Canini ile giden bir yapı oluşur diye tahmin ediyorum ki bakıldığı zaman en azından kenardan rotasyon oyuncusunun da daha güçlendi elinde. Yani bu anlamda Trabzonspor'un eksik olarak girer mi bu transfer döneminden sonra? Ben çok zannetmiyorum. Ha tabii ki bakıldığı zaman Marlon'un bir alternatifi olması gerekiyor. Belki Marlon'dan da önde olması gereken bir oyuncuya ihtiyaç var. Onu herhalde birazcık senenin planlaması olarak kullanıyorlar. Yani Serkan Pereira gittikten sonra Serkan'ın yani zaman zaman tabii ki çok yorgunluk yaşayacak. Yani çok kolay değil. Yani Serkan'ın yani şu an çok bir kırılma aşamasında. Bu 20 maç kalan 20 maç ona çok şey katacak. Evet. Yani baktığın zaman evet ben bu takımın 10 yıl ya oyuncusuyum diyecek ya da bir oyuncu alın artık. Önüme buraya bir oyuncu alınacak ama ben de her zaman iyi bir yedeğim diyecek. Yani iyi bir yedeğim mi diyecek, ben burada oynayacak mıyım diyecek. Yani evet. Abdul Hoca ben burada oynayacağım demesinin düşüncesinde çok var. Özellikle her yorumdan sonra, her maçtan sonra Serkan'a değinmek istiyor. Evet. Yani burada değerli oyuncular var. O yüzden bu oyuncularla bu takım çok şeyler yapacak gibi yani düşüncesi. Nasıl ki Sergen Yalçın Beşiktaş'ta iki kolay yerli kaleciyle devam edeceğim dedi. Almayacağım değil yabancı kaleci yani dedi. Abdullah Avcı da ben buraya
yabancı transfer yapmayacağım demiş olabilir. Ben belirli haklarımı başka bölgede kullanmak istiyorum demiş olabilir Abdullah Avcı'da. Hatta seneye. Hatta önümüzdeki sene için işte de ben yani. İşte o bölgelerin planlamasını seneye yapacaklarını ben düşünüyorum. Bunlar bilinen hazır oyun, yani bilinen oyuncular olduğu evet. için bence bu sezon sonunu bu oyuncularla doğru bir şekilde kapatır diye Efe düşünüyorum. Efecan'ı hatta ve hatta belki de çok zorlama gibi gelebilir size ama Serkan'ın yediği olarak da düşünebilirsiniz. Olası bir sıkıntıda bek oynama ihtimali var mıdır? Efecan yani bir maç iki maç sizi kurtarabilir çok zorlanırsanız. Kamil Ahmet Çörekçi'nin de olmadığı bir zaman diliminden son 4-5 yıldaki oyunundan pek bunu hayal edemiyoruz Yok, şu anda. Yok ben hayal ediyorum Efecan'ın çalışkanlığıyla. İki maç dedim zaten. Yani ben sana 15 maç 16 maçlık bir bek performansı demedim yani. Peki şimdi telefon attığımızda Sercan Dikme var. Sevgili Sercan yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa Göksu. Tüm konuklarımıza selamlar, saygılar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Koyta. Zor ihtimal. Cenk Tosun. Hulk. Nasıl değerlendiriyorsun? İlk olarak yeni bir gelişmeyi paylaşalım. Lütfen. Parma yeni bir artık başkana sahip Amerikalı bir iş adamı. Biraz bütçeyi yükseltti. Parma kulübü Vida için Beşiktaş kulübüne 2,5 milyon euroluk bir resmi teklifte bulundu. Beşiktaş yönetimi ve Vida kendi arasında bir toplantı gerçekleştirdi. Yeni bir gelişmedir bu. Beşiktaş kulübü bu sezon şampiyonluğu hedefliyor ve Sergen Hoca'nın da yükselen performansından dolayı Vida önemli bir yere sahip. Teknik heyet de Vida'nın transfer olmasını, Beşiktaş'tan ayrılmasını istemiyor. Vida şu an Beşiktaş'tan aldığı ücretin bir tık üstünü Parma'dan gördü. Buna rağmen o da önündeki hedefi tamamlamak istiyor. Beşiktaş yönetimi kendi arasında bu teklifi şu an değerlendiriyor. Ama Beşiktaş'ı yakından veya uzaktan takip eden bir basın mensubu, bir muhabir olarak Beşiktaş yönetiminin şu an yani bu teklifi, 2,5 milyon euroluk bu teklifi kabul edeceğini ben düşünmüyorum. Ama olur da transferin son gününe bu teklif artar. O biraz dengeleri değiştirebilir. Ama burada önemli etken teknik heyetin Vida'yı bırakmak istememesi. Vida'nın şampiyonluk yolunda şu an İstanbul'da ve Beşiktaş'ta mutlu olması. Artı Beşiktaş yönetimi artık transferin son günlerine yaklaşıyoruz. Vida'yı gönderdikten sonra çok kısa süre zarfı içerisinde ilk 11'de oynayacak bir stoper arayışı içinde de olmak istemiyor. Ama altını çizerek söyleyelim. Parma kulübü yeni bir yapılanmaya gitmiş. Amerikalı bir iş adamı artık orada. Biraz elini cebine atacak süreçte. Eğer son güne kadar da çok astronomik bir teklife çıkmazsa bu durum, Vida biraz kalacak gibi ama bir teklif gelmiş. Biz bunu haber değeri taşıdığı için söyleyelim. Bu Vida kısmı Mustafa Göksu. Bir kere bu çok kritik bir bilgi. Yani sevgili Sercan bu teklif sezonun başında gelseydi bence bu iş olurdu. Ama mevcut... Zaten bütün yetkililer Mustafa Göksu inanılmaz çok doğru bir yorum yaptınız. Bu teklif Beşiktaş yönetiminin yapılanmaya gittiği sezon başı olsaydı yani 2,5 milyon euro demeyeyim ama bir yönetimle konuştuğumuz için o dönem bedelsiz bile Vida'yı göndermek istiyorlardı. Ama yükselen performansı Vida'nın son zamanlarda son 2-2,5 aylık dilimde koronavirüsü atlattıktan sonra takımı benimsemesi bir anda bu algıyı değiştirdi. Bunu kabul etmekte fayda var. Bunu hem Beşiktaş yönetimi de doğruluyor hem Vida tarafı da doğruluyor. Biraz geç gelmiş bir teklif ama Beşiktaş yönetimi yine de ümitli. Vida'nın performansından teknik heyet çok ümitli ve mutlu. Bu Vida kısmı Mustafa Göksu. Evet, santrafor'a da geçelim istersen. Kim gelecek, kimi daha yakın görüyorsun? Santrafor'da gerçekten yani bütün terazinin her tarafı eşit dağılmış durumda. Bir tarafta Hulk var, diğer tarafta Cenk Tosun var. Belki de ismini zikretmediğimiz ve Beşiktaş yönetiminin şu an... En son verdiğin Hulk'la ilgili bilgi çok çarpıcıydı. Çok teşekkür ederim. Vida kırmızısı önemli. Yani sezon başında muhtemelen büyük bir sevinçle karşılanırdı ama Sercan nasıl değerlendiriyorsun? Yani sezon başında değil. Serdar Sarı'da. Bu transfer döneminin başında da gelmiş olsaydı değerlendirebilirdi. Ama şimdi son iki gün Vida'yı gönderdin. Yerine adam alman gerekecek. Bulman biraz zaman daralıyor tabii ki. Vida'da gitmez bu arada bence. Bir de Vida'da ben gideceğini zannetmiyorum. Yok, çünkü Parma ligden düşmek üzere. Kurtarabileceğini burada çok düşünmüyorum. Burada çok İstanbul'u yani Vida'dan daha fazla İstanbul'u seven herhalde Fatih Sultan Mehmet'tir. Öyle mi? O derece. Bu şehre aşık bir adam. Ev aldı, ev yaptırdı falan. Fakat ben şöyle bir şey söyleyeyim. Vida'nın teklifinin kat ve kat üstü teklifler de geldi kulübe.
Ama zaman dar olduğu için gönderemiyorlar. Larin'e, Larin'e korkunç bir teklif geldi. Evet. Yine West Bromwich deniyor hatta. Bir çok fotoğraf gelecek. Bir fotoğraf gelecek ekrana. Bu kim? Bilen Gece'nin ödülünü alıp gidecek programdan. Andreas Beck mi? Değil. Kayıt. Kayıt diyor. Oha. Hamdi Aslan hocam, evet, tebrik ederim. Aspor kupasını kazandınız. Götürebilirsiniz. Sezonu kupayla tamamladınız ama. Ya. Orası gerçek. Alışmış kupalara. Saçları işi falan nasıl Mustafa, değişmiş çok ama çok az zamanımız kaldı. Şunu hiç eklemek, kalmadı. Şunu eklemek istiyorum. Son cümle. Bugünkü golle ilgili sosyal medyada her kulübün taraftarı konuşuluyor. Abu Bakar'ınki neydi o zaman diyor. Bu çizgi çekmek kıssası nedir? Onu çok merak ediyoruz diyor. Açıkçası ben de merak ediyorum. Ama Galatasaray sabaha kadar da oynasa maçı alır. Çok teşekkür ederim sevgili Serdar. Ilgaz Şınar çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Mehmet Ayan, eyvallah, çok teşekkür ederim. Hamdi hocam iyi ki varsınız. Her zaman gelin diyorum. İnşallah. Antivirüs gibisiniz. Ben gelmek istiyorum. O zaman çok, evet, kısa zaman içinde görüşeceğiz. Programımızı burada noktalıyoruz değerli izleyiciler. Bizden ayrılmayın. Melike Çelik yönetiminde Son Sayfa dakikalar sonra huzurlarınızda.